Hepinize günaydın, iyi haftalar diliyorum. Öğretmen İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından bu yılın son çevrimiçi etkinliği, beyin fırtınası, neyi nasıl yapmalı bunu tartışacağız. Çok değerli katılımcılarımız var, konuşmacılarımız var. Bugün aramızda onlarla birlikte bir manifesto yazmayı hedefliyoruz. Yani bir tarafımızda iklim krizi gerçeği var, öbür tarafında biz iletişim profesyonelleri varız. Peki bu ikisi hangi ortak noktalarda nasıl birbiriyle çatışacak ya da çalışacak? Bunlara bakacağız. Bu yılı oldukça yoğun geçirdik. Hatırlarsınız Nisan ayında bir forum yaptık, geleneksel forumumuzu yaptık. Ve orada COP26 sonrasında şirketlerin ve markaların hangi değişim alanlarına yoğunlaşacaklarını tartıştık. Ve bunların iletişimini nasıl yönetecekler? Bunlara baktık. Güvenin birleşimi nerelerde oluşacak? Ekolojik çevre ve sürdürülebilirlik alanlarındaki performans iş sonuçlarına nasıl yansıyacak? Mesela greenwashing'in önüne nasıl geçilecek? Enformasyon teknolojileri bu dönemde nasıl bir rol üstlenecek? Hep bunları tartıştık Redman Forum'da. Redman panele geçtik Mayıs ayında biliyorsunuz. Çok değerli kurumsal destekçilerimizin katılımıyla yaptığımız bir panelde bu. Forumun çıktılarının ışığında şirketlerin hangi iletişim alanlarına öncelik vermesi gerektiğini masaya yatırdık. İletişim stratejileri var ama bunların önünde engeller var. Bu engelleri nasıl aşacağız? Bunları bir değerlendirdik. Kurum içi iletişim bu dönemde bir adım öneme mi çıkıyor? Daha mı önem kazanıyor? Bunu değerlendirdik. CEO'ların rol model kimliklerinde neleri görmek istiyoruz özellikle bu dönemde? İklim krizi meselesinde nerede durmalılar onlar? Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği alanlarında eskiden olmayan yeni ne var? Bunlara bakalım dedik. Paydaş katılımcılığını iklim krizi gündemine nasıl yönetmeli? Bu panelde hep bunları tartıştık. Arkasından Haziran ayında biliyorsunuz Tayfun Bey'in, Tayfun Zaman'ın moderatörlüğünde bir tartışma programımız vardı. Yine çok değerli katılımcılarla birlikte bu panel ve forumdaki çıktılarımızın ışığında çözümler ve sorun alanlarını bir kez daha gözden geçirdik. Yani iklim kriziyle birlikte yaşam yeniden şekilleniyor dedik. Hem de zamana karşı bir yarış içinde. Bir yandan da ESG yani Environment, Social and Governance. Yani böyle kavramlar giriyor hayatımızın içinde. Bunlar iş modellerine dönüşüyor. Peki ne anlamalıyız bundan? Yani bir yanda 2030 ve 2050 karbon hedefleri kondu. Peki tedarik zincirlerinin yapılanması, finans kurumlarının bu ESG performansı odaklı politikaları şiddetle kökten değişmeye zorluyor olmasına şirketler nasıl uyum sağlayacaklar? Nasıl tutacaklar uyuşlarında? Bu zorlu değişim süreciyle hangi iletişim politikalarıyla desteklenecek? İletişimin rolü ne olacak? Kırılma noktalarında kurum itibarına yapılmış olan yatırımın geri dönüşü nerelerde nasıl olur? Bütün bu tartışmalarımız YouTube sayfamızda var. Detaylı bir şekliyle çok değerli katılımcılarımızın bu sorularla ilgili yaklaşımlarını, ortaya koydukları açılımları izlemek, değerlendirmek mümkün. Hatta bunları paylaşırsanız da çok mutlu oluruz. Ne kadar yaygınlaşırsa o kadar iklim krizi karşısında tutarlı politikalar üretecek bir noktada kendimizi bulabiliriz. Ve geldik beyin fırtınasına. Neyi nasıl yapacağız peki? Bütün bunları konuştuk, tartıştık da. Neyi nasıl yapacağız? Ortaya dört tane soru koyduk. Bugün Haluk Hocam'ın moderatörlüğünde bu soruların cevaplarına yönelik yaklaşımlarımızı almak istiyoruz. Bir tanesi şu, iklim krizinin artan etkisi ve şirketlerin bu krize hazırlıksız yakalandıkları dikkat alındığında şirketler itibarlarını iletişim stratejilerinde hangi radikal değişiklikleri dikkate alarak yönetecekler? İletişim profesyonellerinin iklim krizi gündeminde bir numaralı önceliği ne olmalı? İletişim profesyonelleri kültürel ve yapısal engelleri nasıl aşmalı? Ki en çok burada tıkandığımızı gözlemliyoruz. İletişim profesyonelleri arasında işbirliği ve dayanışma hangi esaslar üzerinde kurulmalı? İşte bunu liderliğini yapacak olan iletişim profesyonellerinde bugün aramızda olduğunu görüyorum ve çok mutluyuz onların aramızda olmasından dolayı. Bir de her yıl yaptırdığımız Respect araştırması bütün bu soruların cevapları ile ilgili halkın ve kanaat önderlerinin ne düşündüğünü bize verdi. Respect araştırmasında kapsamlı bir içeriğini Redman web sayfasından ulaşma şansımız var. Bizi dinleyen dostlarımıza bunu da hatırlatmış olalım.
Şimdi burada danışma kurulu üyelerimizi görüyorsunuz. Bizim Öğretmen İtibar Araştırmaları Merkezi'nin danışma kurulu üyeleri. Nurhan Aksu var, Güneş'in Oya Aydemir var, Doktor Belgin Bahar var, Doktor Sertaç Doğanay var, Serdar Kuzuloğlu hocam var, Serra Tetiz var, Profesör Doktor Ebru Uzunoğlu var, Tayfun Zaman var. Bizim danışma kurulu üyelerimiz. Bugün aramızda hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi etkinliklerimize yalnız bırakmayan çok değerli kurumsal destekçilerimiz var ama en az onlar kadar önemli onların temsilcileri aramızda fikirleri, yaklaşımları ve yönlendirmeleriyle bizim yolumuzu aydınlatıyorlar eksik olmasınlar. Bugün önce kurumsal destekçilerimiz kimlerdi bu sene? Onlara bir bakalım. Allianz Türkiye, Boyner Büyük Mağazacılık, Kale Grubu, Panasonic Electric Works, Yapı Kredi, Zorlu Grubu bizim bu seneki kurumsal destekçilerimizdi. Bu kurumsal destekçilerimiz içinden bugün Rana Birden Kale Grubu'nda kurumsal iletişim başkanı aramızda. Yapı Kredi'den Arda Öztaşkın, sevgili Arda hoş geldin. Kurumsal iletişim direktörü aramızda. Şahika Özcan Ortaç, Zorlu Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü aramızda. Selin Ekşioğlu yine Zorlu Grubu'ndan sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları yöneten çok değerli arkadaşımız. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü tartışma kayıtlarımız inşallah yarın YouTube sayfamıza yüklenmiş olacak. Oradan da bugünkü toplantıyı hem tekrar izlemek isteyenler hem de başka konuyla ilgili dostlara yönlendirme yapmak isteyenler oradan alıp iletebilecekler. Evet, ben burada sözü değerli Haluk Gülgen hocama bırakmak istiyorum ve beyin fırtınası tartışmasını açması için mikrofonu ve ekranı ona bırakıyorum. Tekrar katkılarınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Saygılar, iyi haftalar ve güzel bir tartışma olması dileğiyle. Buyurun hocam. Evet, hepinize günaydın ve hoş geldiniz. Son derece önemli bir konuyu malumunuz ele aldık, almaya devam ediyoruz. Ve şimdi bir beyin fırtınası estireceğiz sizlerle birlikte. Zamanı iyi kullanmak açısından Salim Bey'in de belirttiği gibi sorulara ilişkin görüşleriniz, yorumlarınızı kısa tutarsanız ve tahrik edici boyutunu öne çıkartacak şekilde de ifadelerinizi dile getirirseniz bir sonraki konuşmacı sizin söylediğinizden başka bir noktaya sıçrama imkanı bulabilir ve böylece daha farklı, daha yeni, belki daha söylenmemiş olanı bulma noktasında da bir sonuç elde edebiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi Salim Bey söyledi, ben de bir kez daha tekrarlayayım. Dört tane temel sorumuz var. Her bir sorunun ardından bir toparlama yapacağız tartışmaların bitiminde. Ve dolayısıyla ardından da ikinci soruya geçeceğiz. Böyle bir hani dinamik ortam içerisinde bunları dolayısıyla bir sonuç bildirgesine, bir manifestoya dahil edecek kıvama getirmeye gayret göstereceğiz. Dolayısıyla şimdi ben ilk sorumla başlayayım. İklim krizinin artan etkisi ve şirketlerin bu krize hazırlıksız yakalandıkları dikkate alındığında şirketler itibarlarını iletişim stratejilerinde hangi radikal değişiklikleri dikkate alarak yönetecekler? Soru bu ama öncelikle burada bir şeyi varsayarak cümle başlıyor. Dikkat etmişsinizdir. İklim krizinin artan etkisi ve şirketlerin bu krize hazırlıksız yakalandıkları. Öncelikle buna katılıyor musunuz diye soracağım ve ilk soruyu da Belgin hocama vereceğim cevaplandırmak üzere. Buyurun hocam. Merhabalar Haluk Hocam. Çok teşekkürler. Bütün Merhaba. konuklara da merhaba demek istiyorum başlarken. Daha önceki forumlarda birlikte yer aldığım kişiler var. Yeni ilk defa görüştüklerim var. Herkese ilk başta selamlar. Haluk Hocam ben bu İşletmeci bakış açısına baktığım zaman açıkçası krize hazırlıksız yakalanması şirketlerin bana çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü Global Compact 2000'li yılların başında pek çok büyük şirketin imzaladığı bir anlaşma. Dolayısıyla bu aslında çok daha önceden başlaması gereken bir konuydu. Ben hazırlıksız başladıklarını değil de konuyu göz ardı ettiklerini daha çok düşünüyorum şu anda.
Dolayısıyla sürdürülebilirlik şu an çok popüler bir konu haline geldi. Trend bir konu oldu ve bunu da daha çok bir pazarlama stratejisi olarak kullanıyorlar. O yüzden biraz daha maalesef ki radikal değişiklik derken burada işin içine ben samimiyetin girmesi gerektiğini, en büyük radikal değişikliğin bu olacağını, her bakımdan bir işletmenin faaliyetlerinin ve çevreye verdiği mesajların tutarlı hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçek bir radikal değişiklik olacaktır. Yani hani bu konu yeni çıkan bir konu değil. Maalesef şu anda neden bu kadar ön plana çıktı? Çünkü buradan daha itibarlı bir pazarlama stratejisi yürütmek mümkün hale geldi. Dolayısıyla bunun hani bize sadece pazarlama stratejisi ya da greenwashing olarak geçmemesi adına daha tutarlı marka mesajlarıyla, faaliyetleriyle iletilmesi gerekiyor. Bunun en büyük radikal değişiklik olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Gayet bence önemli bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten bu noktadan tartışmayı daha heyecanlı bir şekilde sürdüreceğimizi düşünüyorum. Güneşin Hanım, ne düşünüyorsunuz? Belgin Hanım'dan farklı bir noktada mısınız? Aynı noktada mısınız? Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Belgin Hanım'a katılıyorum doğrusu. Fakat şöyle bir durum var aslında, yani hazırlıksız yakalanmak, bütün gezegen olarak hazırlıksız yakalanmış vaziyetteyiz bu konuya. Şöyle ki, her ne kadar sürdürülebilirlik kavramı bundan 40 sene önce ortaya çıkmış bir kavram olmuş olmasına rağmen ve günümüze gelene kadar da bayağı bir evrim geçirmiş olmasına rağmen ve bunun da işte içini doldurduk, boşalttık, farklı kademelerde kullandık, sivil toplum kuruluşları kullandı, akademisyenler kullandı, işte devletler kullandı, belli bir yere geldi. Ve bir şeylerin olacağını tırnak içerisinde hep beraber biliyoruz. Bu bildiğimiz şeylerin bugüne kadar bilmediğimiz şeyler olduğunu da biliyoruz. Yani bir şeyler olacak ama ne olacağını bilmiyoruz. Aslında iklim değişikliği dediğimiz hikayede doğa tabii ki bir şeyler yapıyor ama doğanın bu yaptığı şeyler kendini onarmak için yaptığı şeyler. Ve sonuçta bu hikaye tamamen sosyolojik düzeyde insanın meselesi. Ve insan kurumlarının ve yapılarının meselesi, insanın çözmesi gereken bir konu. Fakat insan deyince işin içerisine burada biraz yarı yolda kalıyoruz çünkü nelerle karşılaşacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla herkes hazırlıksız. İletişim meselesine gelince şirketlerin bu konuda kesinlikle Belgin Hanım'a katılıyorum. Burada samimiyet çok çok önemli. İletişim aslında son aşaması. Yani iletişmeye bile ihtiyacınız olmayabilir siz gerçekten dönüştüğünüzde. Çünkü yaptıklarınızın sonuçları sosyolojik düzeyde hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde ağ yapısı gereği ortaya çıkacaktır. Ve açıkçası bu reklam ve medya hikayesi günümüzde çok fazla parlatma ve aslında gerçekte olmayanı gösterme haline geldiği için, bu konuda çok mahir olduğumuz için ve dijital sistemlerde buna çok el verdiği için gerçek olanla gerçek olmayanı ayırt etmemiz çok zor. Ama gerçek olan aslında şimdi artık kendini sadece o şirketin faaliyetlerinin sonucunda, o iletişiminin sonucunda değil, eğer şirket gerçekten dönüştüyse, başka pek çok yerde kendini gösterecek. Dolayısıyla iletişim stratejisinden önce şirketin kendi dönüşüm stratejisini ortaya koyması gerekiyor. Diyeyim, bitireyim. Çok kesinlikle katıldığım bir nokta. Çok teşekkürler. Hocam, Ebru Hanım, size de sorayım aynı soruyu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de Belgin Hanım'a da, Oya Hanım'a da kesinlikle katılıyorum. Her ikisinde de çok ortak katıldığım noktalar var. Her şeyden önce aslında kurumların gerçekten çok da hazırlıksız yakalandığını ben de düşünüyorum. Çok uzun yıllardır bunun üzerinde pek çok farklı başlıklarla, belki adı biraz değişmiş olabilir ama incelenen, irdelenen bir konuydu.
Samimiyetsizliğe gelince ben de samimiyetsiz buluyorum. Çünkü bu tür aksiyonların, bu tür tedbirlerin aslında biraz da daha çok hükümetin işte baskısı, zorunluluğu, bir takım kurallar vesaireler çerçevesinde kaldığını, dolayısıyla gerçekten içten hissedilen bir eksikliği gidermek ya da bir dönüşüme imza atmak için olduğunu ne yazık ki bütün kurumlarda, tabii ki istisnalar elbette var, olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla sanki hesap vermek, sadece işte kuralları yerine getiriyoruz'u göstermek adına bir iletişim yapıldığını hissediyorum bütün kurumlarla ilgili. Oysa bizim daha toplumsal bir cevap ver, yani kurumların daha toplumsal cevap verebilirliği olması lazım. İşte ne bileyim, kuralların ne kadar iyi yapıldığının göstergesinin ötesinde o samimiyetle aslında bizim toplumun üzerindeki dönüşüme nasıl işaret ettiğimizi kurumsal olarak göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyoruz. Bu noktada da o yanıma katılıyorum. Dediğim gibi sadece hükümetlerin, devletlerin aldığı işte bir takım üst akılların yönettiği kurallar değil ama toplum baskısının olmadığı hiçbir yerde bunların çok da etkili olabileceğine inanmıyorum. Yani elbette biraz önce dediğim gibi kurallar çerçevesinde yerine getiriliyordur pek çok şey. Ama eğer biz işte tüketici mi dersiniz, kullanıcı mı dersiniz, daha tabandan bir baskı yaratamadığımız sürece kurumlar üzerinde çok da büyük dönüşümleri hızlı olarak göremeyeceğimizi düşünüyorum. Bunun da tamamen konuyla ilgili işte eğitimin, bilginin, bilimin, farkındalığın en üst düzeye ulaşmasıyla gerçekleşebileceğine inanıyorum. Peki, çok teşekkürler hocam. Şimdi bu samimiyet konusu önemli ve hem Güneşin Hanım hem siz hem de Belgin Hocam bunun dönüşümü gerçekleştirme halinde gerçekten samimi bir takım çalışmaların yapılma durumunun altını çizdiler. Yoksa radikal anlamda şirketler dönüşmediği takdirde yapılan iş çok da anlaşılır bir şekilde, yani bir greenwashing ihtimalini de ortaya çıkartabilir. Pazarlama stratejilerine katkı sağlayacak bir şekilde de ele alınmış olabilir. Bunun altını çizdiniz. Ben şimdi Serdar Bey'e bir söz vereyim. Şirketleri çok yakından tanıyor ve dolayısıyla sizden önce Serdar Bey'i konuşan hocalarımızın, arkadaşlarımızın görüşleri noktasından konuyu ele alacak olursanız neler söylersiniz? Çok teşekkür ediyorum Haluk Hocam. Bütün izleyicileri ve katılımcıları da selamlıyorum. Katılmamak elde değil ama bu iyi bir şey mi değil mi bilmiyorum. Yani hepimiz birbirimize katılıyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz gündeme baktığımızda katılmayanlar var. Bir türlü onlara ulaşamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Katılmayanlar olduğu için bugünkü problemi konuşuyoruz esasında. Bir küçük tecrübemle başlamak istiyorum. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım cevabı ama bir ajans sahibi arkadaşım var. Kurumlara özel yayınlar hazırlıyorlar. Bu kurumsal yayınlar, kurumsal dergiler vesaire. Bir gün gittim. Geleneksel olarak sabahlıyorlar. Dedim ki işte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, işte şu kurumun şu dergisini hazırlıyoruz falan. Ne dedim bunun periyodu? Yıllık bir dergi dedi. Dedim niye sabahlıyorsunuz? İşte son dakikaya kaldı diye. Şimdi bir ajansın yıllık kurumsal dergisi bile son dakikaya kalıp sabahlamaya söz konusu oluyor. Çünkü insanın fıtratı böyle bir şey. Yani insanoğlu teoride böyle rasyonel, bilmek isteyen, öğrenmeye aç, işte eyleme, stratejiye, uzun vadeli fikirlere teşne bir varlık ama pratikte öyle değil. Yani teori olarak bunlar sadece kabiliyetleri, kapasiteleri, kağıt üstündeki meziyetleri olarak kalıyor. İklim krizi de biraz ne yazık ki böyle bir mesele. Yani insanoğlu olaylar, özellikle de tehditler konusunda böyle zannettiğimiz kadar stratejik karar verebilen, uzun vadeli düşünebilen bir varlık değil. Mesela şimdi en başta konuşurken Belgin Hanım'ın sözüne ben de katılıyorum. Mesleğim gereği fütüristleri çok yakından takip ediyorum. Ortalama öngörülerindeki tutarlılık ve başarı oranı %10'u bulmuyor. Mesela bugün fütürist
deyince aklımıza gelen en önemli isimlerin ortalama tutturma oranı %5-7 arasında değişiyor ilginç bir şekilde. %3 hatta çoğunun. Fakat bir istisnası var. Bu iklim krizi dediğimiz mesele. Yani iklim krizi 1950'lerden 60'lardan bu yana üstünde konuşulan hatta önlemler için, tedbirler için fikirler geliştirilen bir konu. Dolayısıyla burada bizim birazcık duyarsızlığımızın altını çizmek lazım. Kişisel olarak da kurumsal olarak da. Ve son olarak şunu söyleyeyim sorunuza yanıt olarak. Yani iklim krizinin ekonomik bir mesele olarak gündemimizde yer alması esasında iklim krizinin konuşulmasındaki en büyük etkenlerden biri. Yani nasıl ki sürdürülebilirlik diye bir kavramın üzerinde konuşuyoruz, sanki alternatifi mümkünmüş gibi. Yani sürdürülemez bir dünya ya da sürdürülemez bir şirket, kurum ya da sektör mümkünmüş gibi, düşünülebilirmiş gibi sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Çünkü İş ekonomiye dayanınca varlık meselesine ya da bu son günlerin tabiriyle beka meselesine dönünce çok gündemde yer alıyor. Fakat en az ekonomik olarak ekonomik bir mesele olarak gündemimizde yer alması kadar itibar meselesi olarak yer alması da tehlikeli olabilir. Yani acaba iklim meselesi bir itibar konusu mudur? Yoksa bir varlık meselesi midir? Yani işin bu kısmını belki biraz Salim Hoca'nın kışkırtıcı fikirlerinizi beklerim derken bu kıvılcımı da bir çakmak isterim. Belki itibarımızdan dahi daha önemli bir meseledir iklim krizi. Kurumsal olarak da bu çerçeveden bakmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aynı noktadayım ben de. Gerçekten bu iklim krizi şirketlerin itibar meselesiyle alakalı ele alınamayacak kadar önemli olduğuna dair literatürde de çok önemli görüşler var. Artık bu aşamayı geride bıraktıkları konusu birçok konuyla ilgili uzman ve yazar tarafından kabul ediliyor. Dolayısıyla çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Belgin Hoca'nın açtığı yerden devam ediyoruz ve dolayısıyla Belgin Hoca'ya katılanların sesini duyuyoruz dedi Serdar Hocam. Doğrudur. Ben çünkü şirketlerin dışından olan konuklarımıza öncelikle söz vermek istedim. Biraz sonra şirket adına kurumsal iletişim direktörleri, araştırmacıların aramızda olduğunu biliyoruz. Onlara da söz vereceğim ama kendilerine geçmeden önce bir de Sertaç Bey'e söz vereceğim. Ardından Tayfun Bey'e, sonra durumu değiştireceğim. Evet, kısaca sizlerin de görüşünü alalım. Sertaç Bey, buyurun. Hocam çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de olabildiğince 3 dakikaya, 4 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Hazırlıksız yakalandıkları konusunda kısmen katılıyorum. Daha doğrusu aslında hazırlıksız yakalanmışız. Yani sürdürülebilirlik konusunda, iklim krizi konusunda bir şeyler yapmaktan bahsetmiyorum. Bunun iletişiminden bahsediyorum. Çünkü bugün konuştuğumuz bütün konular, yani üzerine beyin fırtınası yaptığımız bütün konular İletişim bağlamında hazır geldim. Sürdürülebilirlik iletişimini konuşuyoruz ya şimdi. Türkçe bu konuda kaç kitap vardır Haluk Hocam biliyor musunuz? Size sorayım. Yani Türkçe sürdürülebilirlik iletişimi konusunda kaç kitap yazılmıştır? Doğru düz hiçbir kitap yok bildiğim kadarıyla. Ben size göstereyim hepsini. Zeliha Hocam'ın yazdığı Sürdürülebilirlik İletişimi. Gaye Aslı Sancar Hocam'ın yazdığı Kurumsal Sürdürülebilirlik İletişimi. Arın Saydam'ın yazdığı Bersay Ajansı'nın başkanı doktora tezi çalışması. Direkt sürdürülebilirlik iletişimiyle ilgili değil ama içinde sürdürülebilirlik iletişiminin çok güzel noktaları var. İzel Levi Coşkun'un yazdığı Süreklilikten Sürdürülebilirliğe. Son olarak da yine direkt iletişimle ilgili değil ama içinde iletişim var. Farklı disiplinlerde sürdürülebilirlik diye bir kitap. Şimdi bu kadar insan bir araya gelmişiz. Sürdürülebilirliğin iletişiminden bahsediyoruz ya da iklim krizinin. Ama elimizde toplasanız 4,5 tane kaynak var kitap olarak. Yani yazılmış makalelere, yapılmış araştırmalara falan da baktım ben. Yok desek yalan olmaz, öyle söyleyeyim. Fakat yurt dışına baktığınız zaman, özellikle İngilizce kaynaklara baktığınız zaman hem Sustainability Marketing hem de Communications konusunda
fazlaca kaynak var. Yani biz konuya birazcık geç uyanmışız. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinden bahsetmiyorum. Bunun iletişiminden bahsediyorum. O yüzden hazırlıksız yakalandığımız konusuna kısmen katılıyorum. Şimdi neden şirketler bunun farkına vardıktan sonra yanıp tutuştular? Yani esas sebep ne burada? Hani diğer benden önceki konuşmacıların da özellikle Serdar'ın da vurguladığı gibi hani iş birazcık ekonomik kaygılarla alakalı. Önce can sonra canan diye bir sözümüz vardır ya bizim, yani şirketler için can ne demektir? O toteldeki finansal verilerdir. Yani bir şirket kâr etmediği sürece şirket olması mümkün değil. Şirket olarak kalması mümkün değil. Ondan sonra canan, yani ondan sonra diğer konular. Siz gidin bugün herhangi bir kimya şirketine, herhangi bir içecek şirketine, gıda şirketine, kolay mı o kadar o şeylerin formüllerini iki günde değiştirmek? Yani onlar da farkında aslında bakarsanız. Dünyayı daha az nasıl kirletebileceklerinin veya işte iklime daha az nasıl kötü etki edeceklerinin, ama o yıllardır süre gelen ve kâr ettikleri, korkunç kâr ettikleri formülleri iki günde değiştirme şansları yok. Ama bir şekilde burada bir adım atmak durumunda olduklarının farkındalar ve bunu anlatmak durumunda olduklarının farkındalar. Çok net bir örnek vereyim size. Yani iki ay önce yaşanmış bir örnek. Benim beraber çalıştığım bu konuda Türkiye'nin büyük otomotiv şirketlerinden biri, yine Türkiye'nin büyük bankalarından birine bir kredi görüşmesine gidiyor. Yani iş en sonunda paraya dayanıyor. Aslında onun örneği bu. Ve bu kredi görüşmesinde karşı bankanın analistlerinden biri diyor ki, biz sizin sürdürülebilirlik raporunuzu okuduk. 65. sayfada şundan bahsetmişsiniz. 3 sene sonrasında ne planlıyorsunuz? 92. sayfasında şöyle bir şey konuşmuşsunuz, şöyle bir şey anlatmışsınız. Bunun detaylarını öğrenmek istiyoruz. Siz bugün çok büyük bir şirket olarak 5000 çalışanınız var. Bir bankadan kredi almaya gideceksiniz. Kredinizin miktarı, kredinizin faizi, kredinizin vadesi bile sürdürülebilirlik konusuna dayandırılıyor. Tamam, onu geçelim. Avrupa'ya mal satacaksınız. Yani 2024 itibariyle Avrupa Yeşil Mutabakatı gelecek. Avrupa'ya siz domates satacaksınız. Ya bırakalım hani yüksek teknolojileri falan, domates satacaksınız. Domates satacağınız zaman bile karşı taraf size sormaya başlıyor artık. Diyor ki, bu konuda ne yapıyorsunuz? Yani yaptıklarınızı bize anlatın. Dolayısıyla muhtemelen, yani benim gördüğüm, geçtiğimiz bir senede bu konuyla profesyonelce ilgilenmeye başladım. Benim gördüğüm sürdürülebilirlik konusunda yapılan pek çok şey var. Fakat bunu anlatma konusunda hazırlıksız yakalanmışız. Benim görüşüm o. Son olarak da sözünüze, daha doğrusu sorunuza, yani tek bir cümleyle nasıl yanıt verecek olursam şöyle yanıt vereceğim. Şirketlerin bu konuda daha net olmaları, daha direkt olmaları, daha kapsayıcı olmaları ve şüphesiz daha samimi olmaları gerekecek Haluk Hocam. Çok teşekkürler. Yani şimdi burada öyle bir durum ortaya çıktı ki, eğer radikal anlamda bir dönüşüm süreci başlatılmadığı takdirde iklim krizine karşı sürdürülebilirlikle alakalı olarak genel anlamda yapılan işlerin samimiyetiyle ilişkili ciddi sorunlar söz konusu. Bir nokta bu ortaya çıktı. İkincisi, gerçekten toplumda, yani insanların bir baskı oluşturabilmeleri için gerekli bir bilgi ve bilinç edinme süreçleriyle alakalı ve bunu davranışa dönüştürme noktasında henüz daha yeterli bir seviyenin ortaya çıkmadığını da söylüyorsunuz. Dolayısıyla biz, yani bir şeyleri henüz daha emekleme safhasında bile olduğumuz tartışılır. Öyle bir noktadan bu iklim krizine karşı bir takım işlerin içerisindeyiz. İyi ki bu tür bir takım çalışmalar yapılabiliyor. Yine de işte birkaç kitap yazılabiliyor. Ama sonuç itibariyle ciddi bir, hem kamuoyunda gerekli ilgi yok. Bununla birlikte kamuoyu dediğimizde Bekir Ağırdır'ın şirketinin yaptığı araştırmada oldukça da kamuoyunda sanıldığı gibi bir refleks olmadığını söyleyemeyiz. İnsanların hem bilgi düzeyinde hem de bu konuya ilişkin hassasiyetlerinde oldukça yüksek oranda sonuçlar da çıkmış durumda. Ama eylem bazında gerekli çalışmaların, belki de davranışların nasıl yapılacağına alakalı problemler var. Şimdi Tayfun Bey, siz etikle, ahlakla alakalı işlerin içerisindesiniz. Çok kritik konular. Belgin Hocam'la da bu konuda herhalde konuşacağınız çok şey vardır.
Bu meseleye bir de o açıdan bir bakın. Yani greenwashing de bunun içerisine dahil edilecek şekilde bir kere şirketler gerçekten hazırlıksız mı yakalandı yoksa hazırlıkları var mıydı ki öyle olmadığını biliyoruz ama ne dersiniz ve bunu dillendirme, söyleme, dönüştürme noktasında kamuoyuyla ve kendi iç paydaşlarıyla bunu anlatma, onların katkısını harekete geçirme noktasında yaptıkları sizi tatmin ediyor mu? Çok teşekkür ederim hocam. Hayır. Benden önceki konuşmacılar... Biraz sesinizi yükseltir misiniz ya da volümü açar mısınız? Şimdi nasıl? Daha iyi. Evet. Tamam. Benden önceki konuşmacılar olanca nezaketleriyle bunun bir hazırlıksız yakalanma değil, bir olma durumu olduğunu söylediler. Ben bir adım daha ileri atmak istiyorum. Bu bir olma durumu değil, bu bir bilinçli tercih durumu. Samimiyet pek benim inandığım bir kavram değil. Burada hiçbir iletişimciden şirketinin zafiyetleriyle ilgili samimi beyanatlar vermesini bekleyemeyiz. Samimiyet yerine gelin hakikati koyalım. Yani eğer bir iletişimci itibarı, şirket itibarını savunacak veya ileri götürecek bir strateji uygulamak istiyorsa önce dönüp yönetim kurulunun bu durumu, bu olma halini, bu yeni dünya vatandaşlığı kimliğini bir irade olarak ortaya koymuş, CEO'nun da bunu bir icra görevi olarak üstlenmiş olması lazım ki iletişimci kendisine gelen görev sırasında en etkin iletişim stratejisiyle gerekli iletişim araçlarını kullanarak işini yapabilsin. Şimdi burada ne iletişimciyi ne de şirketi kategorik olarak tanımlayabiliriz. Yani aramızda Patagonya'nın iletişimcisi olsaydı bambaşka bir şey konuşuyor olacaktık. Patagonya'dan daha zayıf diyelim, kötü demeyelim, iletişimciler olduğu takdirde de bambaşka bir şey konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla iletişimcinin görevi yapabilmesi için ilk önce şirketin bir hakikati olması lazım. Ki ondan sonra iletişim inşa edilebilsin. Böyle düşünüyorum. Etik tarafından bakmaya hiç gerek yok. Çok hardcore bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu etik falan değil, bu bir gerçek. Belgin Hocam Global Compact'e atıfta bulundu. Ben daha da geriye götüreyim. 1992'yi hatırlatayım size. Rio Çevre Konferansı, Birleşmiş Milletler. Yani 1992'den bugüne kadar bir hazırlık yapmadıysak zaten hazırlık yapmayı tercih etmedik demektir. Yani daha da hazırlıksız yakalanmayı pek tartışacak yer bırakmıyor bana böyle bir tarihi süreç. Peki, çok teşekkürler. Burada tabii hakikat dediğiniz şey somut olarak şirketlerin iklim krizine yönelik olarak yaptıklarını mı kastediyorsunuz? Tam da böyle iş yapma bunu kastediyorum. Eğer ortada somut ve de gerçekten dönüşüm söz konusu olacak şekilde bir takım işlerin gerçekleşmediğini görüyorsak yapılan elini bir takım... Hocam şöyle. Dolayısıyla yapılan iş zaten ortada yok. Olmayan işin söylemi üretiliyor. Burada da iletişimciler şu ya da bu şekilde şirketin hani sorumlu iletişim yöneticileri olarak kendilerine düşeni yerine getirmekle sınırlı ama sonuçsuz bir iş çıkartıyorlar diyorsunuz. Doğru mu? Sevgili hocam daha da ileri götüreyim. Şirketi büyük de bir riske atıyorlar. Yani bilinçli olarak bunu yapmıyorlar. Aldıkları görev gereği yapıyorlar. Bir iletişimcinin güzel söz söyleme sanatıyla bir istatistikçinin güzel veri okuma sanatı bir araya geldiğinde ortaya çıkacak bir sürdürülebilirlik raporunun kandıramayacağı, büyüleyemeyeceği, etkileyemeyeceği kimse yok. Ancak eğer şirket bu raporun arkasını dolduracak bir kimlikte değilse söylenen şey yalan demeyelim ama bir vaat ve arkası boş bir vaat ancak gelecekten alınmış bir borçtur. O vaadin boşluğu ortaya çıktığı gün itibar da çöker, sürdürülebilirlik politikası da çöker, tedarik zinciri risk yönetimi politikası anladım. Da çöker. Anladım. Çok teşekkürler. Bu arada katılımcılarımızdan rica edelim. Mikrofonlarını kapatırlarsa ya da Eda'cığım dipten sesler geliyor. Size de geliyor mu bilmiyorum. Ben şimdi bilmiyorum hala geliyor ses. Evet. Şimdi iletişimcilere, profesyonel arkadaşlarımıza söz vereceğim. İlk sözüm de Rana Hanım olsun. Ardından
Zorlu Holding'in değerli temsilcisi Selin Hanım var. Ona söz vereceğim. Ne düşünüyorsunuz söylenenlere karşı? Bir savunma yapma hani durumunda değilsiniz. Katılıyor da olabilirsiniz, katılmıyor da olabilirsiniz. Ya bu kadar da hiçbir şey yapılmıyormuş gibi ele almanın da hani moral bozucu ve gerçekleri yansıtmayan bir tarafı var. Dolayısıyla yapılanlara sahip çıkalım, oradan yola çıkarak daha iyisini yapmanın hani çözümlerini üretelim gibi bir politikayı da dikkate alarak kendi çalışmalarınızı büyük olasılıkla planlıyor da olabilirsiniz. Evet Rana Hanım, buyurun. Haluk Hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle rica ilk ederim. Sözü aldığım için özel sektör adına hani bir sorumluluğum var gibi hissettim. Ben şu ana kadar tüm konuşmalar içerisinde hani kendime de yönelik notlarımı da aldım. Katıldım yani büyük oranda katıldım, daha az katıldığım hususlar var. Ve bence en kritik sorulardan bir tanesini de Serdar Bey ortaya koydu. İklim meselesi mi, bir itibar meselesi mi, yoksa bir varlık meselesi mi olup olmadığıyla ilgili. Ben hani kendi açımdan evet uzun yıllardır iletişim profesyoneliyim ama iletişim profesyoneli olmadan önce de sahadan gelen bir hani bir yöneticiyim. Özellikle sivil alandan ve hani Güneş'inle de beraber çok uzun yıllardır bir teşviki mesaimiz de oldu. Dolayısıyla da hani her iki tarafı benim buradaki aslında birazcık da temel görevim bu içeridekini dışarıya, dışarıdakini içeriye almak ve farklı sektörler arasında belki birazdan hani bir iki tur sonra konuşacağımız noktalar ki o işbirliği ve iletişimi nasıl hani kurgulayabileceğimiz üzerine birazcık yoğunlaşıyorum. Ben hani konuya ve şirketler açısından bu samimiyet, işte sahicilik, hakikat noktasına tamamen katılıyorum. Yani özellikle de yapmaya çalıştığımız, kendi adımıza da uygulamaya çalıştığımız noktalardan bir tanesi miş gibi yapmanın ötesindekini gösterebilmek. Yapabildiğimizi söylemek, yapamadığımız konusunda aslında yorum dahi yapmamak, yaptığımız zaman söylemek üzerine kurgulu çok realist bir hani stratejimiz var. Asla hani hatamız yoktur demek de istemiyorum. Onu bir önceki görüşmelerimizde de söylemiştim. Ben bu radikal değişiklikler noktasında aklıma gelen hani ne zaman değişti, hazırlıksız mı yakalandığı düşünürken aslında aklıma şöyle bir fikir geldi diyebilirim. Daha önceden düşünmemiştim ama yine Serdar Bey beni tetikledi. Bu fıtrat meselesi, şirketlerin de kendi fıtratları var. Ve aslında zorlayıcı hükümler olmadan hani kendisini dönüştürmeyen bir şirket yapımız var. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Bir de aslında işte 92'den ya da 95'ten işte gümrük birliği sürecini düşünün. Olması gerektiği kadar, olduğu kadar. Yani kimse çok fazla eleştirmesin, yapılanları yapalım ama orada duralım. Bugün geldiğimiz noktada özellikle de pandemi kriziyle birlikte olduğu kadar, olması gerektiği kadar ya da hani daha amirane tabiyle 5'ten şaşma 6'yı aşmanın ötesine gitmek zorunda olduğumuz, hem tüketicinin tetiklediği hem dünyanın ihtiyaçlarını tetiklediği bir süreç içerisindeyiz. İşte bu noktada aslında bence pandeminin de bize gösterdiği bir bence bir hani çıktı. Güven ekseninde sınandık, sınanıyoruz. Ve bu sınavı da geçemedik. Yani ne özel şirketler geçti, ne devletler geçti, ne uluslararası örgütler geçti. O yüzden de ben bu radikal değişikliğin aslında güveni tüm kurumlar nedeniyle, ben özel sektör tek başına bir aktör olarak almıyorum. Yani bütüncül bir bakış açısıyla sivil toplum, özel sektör ve kamu olarak alıyorum. Ve hiçbirimiz de şu ana kadar bu sınavı başarıyla vermedik. Bunu bence hani kabullenip bundan sonraki dönemde de iletişim stratejilerimizin, yani yine sadece özel sektörü hani tekil olarak ele almadan kaybedilen güveni yeniden inşa etmek olması gerektiğini düşündüğüm bir noktadayım açıkçası. Sesiniz kapalı galiba Haluk Hocam. Haluk Hocam mikrofonunuz kapalı. Tamam. Siz bu durumda güven konusunu çok önemli bulduğunuzu söylediniz. Peki bir şey daha sorayım size. Bu güvenle ilgili sıkıntımızı nasıl çözeceğiz? Kim kime nasıl güveniyor? Nerede sıkıntı var? Genel olarak yani değil de daha hani şirketin iklim krizi meselesindeki konularla alakalı olarak. Ya oradaki bir önceki süreçteki, ya bir önceki turdaki hani konuşmalara da hani atıfta bulunmak isterim. Bu güven krizini çözmek çok kolay bir şey değil ama dışarının yani
bizim muhatap olduğumuz paydaşların, bu işte müşterilerimiz olur, tedarikçilerimiz olur, onların beklentileri ve onların hani dışarıdan içeriye dönüştürmekle ilgili bir taleplerini çok daha güçlü bir sesle çıkması halinde güven unsurunu inşa etmek üzere bir sürecin başlayabileceğini ve bunun kolay bir süreç olmadığını, uzun bir yolculuk olduğunu söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkürler. Evet, Selin Hanım, buyurun. Merhabalar herkese. Ben konuşmacıların bir takım söylemlerine katılıyorum. Bir takım bazı yerlerde ayrıştı noktalar var ama birkaç genel yorumumu ve sorunuza istinaden de yanıtımı paylaşmak isterim. Şöyle ki, bence Türkiye'de organik bir şekilde de sürdürülebilirlik ya da iklim krizi, biyolojik, biyoçeşitlilik krizi gibi birçok kavramın çok içe geçtiği bir dönemde artık iletişim sadece iletişim değil ve Türkiye'deki yapılarda da sürdürülebilirlik ve iletişim departmanlarının aslında bütün dünyada bu böyle değil ama organik bir şekilde yan yana çalışmalarının da sonucu çok multidisipliner bir düzlemde değerlendirmek zorundayız ve hiçbirimizin sadece iletişim yetkinlikleri bu itibarı zaten yönetmeye yetmiyor ve artık yapılar da o sebeple bence bu kadar karma oluşturuluyor. Çünkü ben görece genç bir iletişim profesyoneli olarak kendimi tanımlıyorum. Biraz daha belki yeni nesil diye de tanımlayabilirim. Bir stratejist bazen hiç gündeme alınmayan içeride ya da dışarıda dış paydaşında masada olmayan ve finansal olmayan bir takım riskleri o gündeme, o masaya taşımakla sorumlu olduğumuz bir dünyada, bir ekosistemde çalışıyoruz. Haliyle her şey evet mükemmel değil ve öncelikle kendi içimize bakıyoruz. O nedenle de ben iklim krizi ve sonuçlarına da iş dünyasının hazırlıksız konuda yakalandığını düşünüyorum. Ama pandemi mesela bu kadar öngörülebilen bir sonuç değildi. Ama birçok aslında, yani bu biraz istisnai bir durumdu bence ama onun ötesindeki birçok krizin sonucunun zaten farkındayız. Ona dair de önlemler alan ve bu alanda çalışan, samimiyetle de çalışan, çünkü bunu bir artık varoluş mücadelesi gibi gören birçok kurumda var bence. O kadar pesimist olmayalım. Tüketiciden ya da politika yapıcılardan bu yaptırımların gelmesini bekleseydik, hiçbir şey yapmamış olurduk şu ana kadar. Çünkü zor bir pazarda, zor bir ekonomik politik her anlamda çok zor koşullarda bir ülkede aslında yaşıyoruz. Ve az önce Rana Hanım da mesela vurgu yaptı. Herkesin bu sorumluluğu bütüncül almamız lazım. Evet, bir paydaş ekonomisi bakış açısıyla herkesi aslında kapsayan bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerekiyor. Haliyle ben artık kendimi tam, yani sadece iletişimci olarak kendimizi tanımlayamayız, haliyle sadece itibar yönetiyor gibi de tanımlayamayız diye bir katkı koymak isterim. Bunu ayrıştıramıyorum. Bir de aslında bu yani içeride ve dışarıda farkındalık, siz az önce Haluk Hocam Konda'nın raporuna değindiniz. Bu farkındalık az ya da çok ama tüketici alışkanlıklarında ya da tepkilerde bu ne yazık ki çok belirleyici olmayabiliyor. Haliyle sokaktan gelen yaptırım bizi harekete geçiremez. Aksine bizim bu masanın etrafındaki farklı rollerdeki, sadece özel sektör değil, herkesin bir aslında seferberlik ilanına katkı da bulunma misyonu var. O anlamda ben iletişimci diye tanımladığımda da hem içeride örneğin bizim grubumuzun hani 33 bin çalışan ama etki alanına çarpan etkisiyle baktığımızda çok ciddi bir etki alanı var. Haliyle hem içeride o gündemi masaya getirmek hem de o entelektüel kapasiteyi de hem içeride hem dışarıda bu farkındalığı da arttırmakla yükümlüyüz diye yorumluyorum. Söylenenlere genel yorumum bu. Savunmak ya da hani bir karşıtlık ya da bir kazananı kaybedeni yok. Çünkü bu bir varoluş mücadelesi hepimiz için, özel sektör için de tabii ki. Evet, çok teşekkürler. Farklı bir noktadan değerlendirdiniz. Gerçekten iyi oldu. Peki Şayka Hanım'a da bir bakalım. Şayka Hanım, ne diyorsunuz?
Maalesef bu kadar çok konuşmadan sonra aslında benim de tabii ki çok benzer düşüncelerim ya da katılmadığım noktalar var ama farklı bir şeyi gündeme getirmek adına ben de Bekir Bey'in araştırmasından aslında bahsetmek istiyordum. O araştırmayı da okuduğumda ve aslında oradaki söylenen bir farkındalık seviyesi var toplumda insanlarda ama ne yapacaklarını bilmiyorlar diye de bir büyük bir yüzde var toplumda. Dolayısıyla biz iletişimcilerin görevi de bu anlamda oradan ele alırsak aslında hep şeyi anlattık bugüne kadar ne yapılması gerekiyor. İşte farkındalık ya da işte böyle bir şey var, kriz geliyor, yaklaştı, sonucu şu, işte Avrupa'da şöyle oluyor, Amerika'da böyle oluyor, Türkiye'de böyle oluyor gibi gibi bir sürü farkındalık odaklı iletişimle ilerledi şirketler ağırlıklı olarak. Belki de artık günümüzde birazcık bu farkındalık iletişimini bırakıp somut ne yapılması gerekiyor, ne yapıyor, şirketler ne yapıyor, yani biz ne yapıyoruz bu konuda artık öğretmek gibi tırnak içinde değil de yapılanı somut ifadelerle anlatmak, iyi örneklerle anlatmak da belki şu anda yapılması gereken en doğru iletişim yolu olacak diye düşünüyorum. Diğer taraftan da tabii ki birazcık bu zorunluluk da oldu. Onu da mutlaka söylememiz lazım. Günün sonunda ihracat yapan kurumlarız çoğumuz baktığımızda Türkiye'de ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı denilen bir gündem var önümüzde. Dolayısıyla artık bizler zaten istemesek de iş yapamaz hale geleceğiz. Yani hem toplum için hem kendi çocuklarımız geleceğimiz için hem işimizin hayatı, yani işimizin devam etmesi için, hayatımızın devam etmesi için bir şekilde bunları zaten yapıyor olmamız lazım. Samimi olmamak o yüzden bana gerçekçi gelmiyor. Çünkü hani bu gerçekten samimi bir şekilde herkesin yapması gereken, elini taşın altına koyması gereken bir durum. Ama yani hazırlıksız yakalandığımız değil ama mecburen gerilediğimiz durumlar oluyor. Yani pandemi bunlardan bir tanesiydi. Yani plastik tüketimini azaltacağız diye taahhütte bulunduk pek çok şirket ama pandemiyle birlikte bir önceki senenin 2 katı 3 katı plastik kullanmak durumunda kaldık mesela yani hepimiz. Ya da savaş, yani Ukrayna-Rusya savaşı, herkes kömürden çekilirken bir şekilde tekrar belki de kömüre dönmesi gerekecek. Dolayısıyla aslında elimizde olmayan ve mecburen yapmak durumunda kaldığımız, sadece özel sektör için de demiyorum tabii bunu, hepimiz için böyle bir durum var. Diğer taraftan ben bir de aslında hep özel sektör, sivil toplum dedik ama biraz akademiyi de işin içine katmak istiyorum, şu açıdan katmak istiyorum. Şu anda mesela biz sürdürülebilirlik alanında ya da sürdürülebilirlik iletişimi alanında birlikte çalışacağımız ekip arkadaşlarımızı bulmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü o anlamda da bir hazırlık aslında yapılmamış. Dolayısıyla bu konuda eğitim almış, tecrübeli, birikimli kişileri de birlikte yol almak istiyoruz ama orada da çok zorlanıyoruz. Aslına bakarsanız bu her anlamda hepimizin kolektif olarak hepimizin belki biraz hazırlıksız yakalandığı, belki biraz mecbur kaldığı ama giderek de aslında işin dikkati, yani çok dikkat ettiğimiz zaman da işin önemine baktığımızda da mutlaka artık son dönemde, özellikle son 5-6 yıllık dönemde ben herkesin gerçekten samimi bir şekilde bu işe başka olduğunu düşünüyorum. Özel sektörün bir ayrıştırıcı rolü belki burada birazcık rekabetten uzaklaşıp rekaberlik dediğimiz o çok sevdiğimiz kavramı samimi bir şekilde, onu gerçekten samimi bir şekilde ortaya koyup hep birlikte ortak aklı çalıştırarak gerçekten sözde değil, lafta değil, gerçekten birlikte ortak amaca hizmet etmek için yan yana gelmenin de çok kıymetli olacağını düşünüyorum. İletişimciler olarak da bizim esas görevimizin bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki, çok teşekkür ederim. Çok önemli noktalara temas ettiniz. Özellikle özel sektörün, yani son cümlelerinizde dile getirdiğiniz beklenti noktası enteresan. Dolayısıyla birlikte ortak akıl üzerinden hareket etmek derken kar maksimizasyondan vaz mı geçecekler? Kar maksimizasyonu yerine efendim optimizasyon kavramını mı kullanmamız daha doğru olur? Ne diyorsunuz Şayka Hanım?
Ya paydaş temelli. Ya paydaş temelli iletişim diyoruz aslında biz buna günün sonunda baktığımızda. Ben bunu belki somut bir örnekle açıklamak belki izleyiciler için faydalı olabilir. Mesela bizim aslında bütün bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kendimize bir tarafa aldığımız ve buradaki dünyanın sorunlarının o kadar büyük, o kadar kapsamlı ki hiç kimsenin tek başına çözemeyeceğini de biliyoruz. Artık ne bir sivil toplum, ne akademi, ne özel sektör hiç kimse çözemiyor tek başına ya da kamu kuruluşları. Mesela biz bu sorunların çözümü için İmece adını verdiğimiz bir sosyal inovasyon platformu kurduk mesela. Ve bu sosyal inovasyon platformunda İmece'de sosyal girişimcileri destekleyerek, dünyanın sorunlarına çözüm bulmak isteyen girişimleri destekleyerek, özel sektör, kamu ya da sivil toplum çalışmak isteyen bu çatı altında herkesin birlikte gelip akıl fikir koyacağı, sorunlara çözüm bulacağı, girişimlerle birlikte çalışacağı bir platform yarattık. Mesela burada gerçekten hani kar maksimizasyonu değil, zaten sosyal girişimcilerin amacı farklı. Ama hani zorlu grup olarak baktığımızda da biz herhangi özel sektörden başka bir kurumda gelip o çatı altında bu insanlarla çalışsın, toplumun fayda alsın. Kriz, yani sadece iklim krizi tabii yani baktığımızda pek çok konu var sürdürülebilirlik çatısı altında. Toplumsal cinsiyet eşitliği de var, açlık da var. Pek çok nitelikli eğitim de çok önemli bir sorunumuz bence. Ki bütün bu krizlerin en başında aslında nitelikli eğitim geliyor. Yani o alandaki eksikliklerden kaynaklandığını da düşünüyorum bir taraftan. Dolayısıyla mesela bu somut bir örneği olarak paylaşabilirim Haluk Hocam. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ben hemen sözü Arda Bey'e vereceğim. Arda Bey, neler diyorsunuz özellikle bu son değindiğimiz noktayı da dikkate alarak? Ya Haluk Hocam, aslında Serdar Amirim'in açtığı yoldan, yani kral çıplak yolundan devam edeyim. Çünkü bence iletişimciler açısından en kritik meselelerden biri o. O da konunun itibar konusu olmadığı durumu. Çünkü eğer itibarla ilgili bir mesele olsaydı, bugün iklim krizinin en büyük müsebbibi olan fosil yakıt şirketlerinin dünyadaki en itibarsız şirketler olması gerekirdi. Hatta taşlanmaları gerekirdi. Ama öyle değil. Yani değerlerini arttırdığını, karlılıklarını arttırdığını, dolayısıyla da onlar da bir takım dönüşüm sürecinden geçmelerine rağmen hala mevcudiyetlerini fosil yakıtlara borçlu olduğunu kendileri de biliyor, biz de biliyoruz ve takip ediyoruz. Dolayısıyla bu konunun itibar meselesine çekilmesinin ben iletişimcilerin yaptığı bir hikaye olduğunu, bunu da aslında itibar meselesine konuyu çekerek kendi yönetimlerini bu konuda ikna etme çabası içine girdiklerini düşünenlerdenim. Her şeye katılıyorum bundan önceki söylenenlere. Ama işte Tayfun Bey hakikat dedi. Ben de onun yanına ikiyüzlülüğü koyayım. Ben bunun bir iklim krizi değil, aslında insanlık krizi olduğunu inananlardanım. Çünkü işte doğa çok net ve tutarlı. Binlerce yıllık ilişkisinde aslında son derece bilindik ve beklendik. Oysa ki son 200 yıldaki insanlık adına gelişmeler ve insanlık lehine doğanın fazlaca üstüne gidilmesi, doğanın bugün işte iklim kriziyle, olağanüstü hava olaylarıyla vesaireyle biraz daha beklenmedik duruma geldiği ve insanlığı da tehdit eder bir duruma geldiğini konuşur olduk. İşte iklim krizi çerçevesinde konuştuğumuz hikayeler bu. Ama iklim krizinin esas hikayesinin finansal risk olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla ekonomi bacağı son derece kritik. Ama ikiyüzlülük burada da devrede. Yani işte ağır bir hipokrasi içinde olduğu için insanlık. Bu noktalarda da aslında tam konsensus sağlayamıyoruz. İşte ESG fonlarına yatırım yapılıyor biliyorsunuz. Dünyada 1 milyar doların üzerinde bir fon var. Ve o para özellikle ESG tarafında duyarlı olan şirketlere yatırım olarak plase edilmeye çalışılıyor. Ama son 1-1,5 yıllık duruma baktığımızda globalde bütün rüzgarın tersine döndüğünü, dolayısıyla da eğer işte 10 bin dolarlık bir yatırımınız varsa sizin yatırımcı olarak, ESG fonlarında işte 2500 dolar gelir yarattığınızı ama diğer konvansiyonel şirketlere yatırım yaptığınızda 5-6 bin dolarlık kazanç sağlayacağınız yönünde artık analistler açık açık, eskiden bunu söyleseler taşlanırlardı ama bunu artık açık açık konuştu hale geldiler. Dolayısıyla da ESG bazlı yatırım konusu da artık bütün dünyada tartışılır ve kavramın ne kadar doğru olduğu, bu kriterlerin ne kadar sağlıklı konulduğu,
şirketlerin ESG değerlendirmesinin ne kadar aslında doğru düzgün yapıldığı. Dolayısıyla bir de ölçümle ilgili de bir problemimiz var. Yani baktığınızda Tesla'nın S&P'nin ESG indeksinden çıkartıldığı bir ortamda aslında bütün sistemin kendisinin de sorgulandığı, dolayısıyla kendi içinde de bir kakofoni yarattığı ortada. Pazarlama, işte pazarlama departmanına bırakılmayacak önemlidir düsturumuz vardır ya, evet. Sürdürülebilirlik için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Sürdürülebilirlik de sadece işte bir grubun, işte sürdürülebilirlik ekibinin vesaire hikayesi aslında asla olmamalı. Hep dönüşüm meselesini söylüyoruz. Dönüşüm çok kolay değil. Ya bakın işte geçen sene, son iki senede Avrupa'da mutabakatla ilgili epey bir rüzgar estirildi. Ama ona rağmen geçtiğimiz yıl Avrupa'da kömür tarihin en yüksek tüketim boyutuna ulaştı. Bu sene enerji krizi diye baktığınızda Almanya gibi bir ülkenin 21 tane kömürle çalışan elektrik santralini 2 yıl süreyle tekrar çalıştırma kararı aldığını görüyoruz. Güney Afrika'dan gemilerle kömür taşınıyor şu an Avrupa'ya. Dolayısıyla işte o hani 200'lük diyoruz ya, 200'lüğün bir tarafı istediğiniz yere çekme tarafı ve bir de hayatın gerçekleri. Yani siz gıda tedariğini bile doğru düzgün sağlayamamışken aslında önümüzdeki dönemde iklim riski dolayısıyla gıdada durumun ne olacağı konusunu zaten bugünden çözebilecek durumda da değilsiniz. Onun için bütün bu kavramların yani güven, hakikat, duyarsızlık, samimiyet vesaire ben insanlığın daha bireyler bazına inmeden kurumlar, devletler ve yönetimler bazında ikiyüzlülüğünün de ortaya konulması gerektiğine inananlardır. Peki. Son derece önemli noktalara değindiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu soruyla ilgili oturumu sonlandırmadan, oturum demeyeyim de faslı, sonlandırmadan iki konuşmacımız var. Onlara söz vereceğim. Bunlardan bir tanesi Esra Titiz. Sonra da bir araştırmacı olarak ve bizim Redmen'in araştırmalarını gerçekleştiren sevgili Nuran Aksu'ya söz vereceğim. Acaba burada konuşulanlarla RİSPEK'te ortaya çıkanlar arasında bir paralellik kuruyor mu, kurmuyor mu? Buna değinmesini isteyeceğim. Evet, Sera Titiz, merhabalar. Duyuyor musun? Hocam, merhabalar. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Ne diyorsunuz? Siz yıllardır bu alanda özellikle sürdürülebilirlik konusunda, bunun raporlanması konusunda çok anlamlı işler yapıyorsunuz. Türkiye'deki ilklerdensiniz. Bugün bulunduğumuz nokta itibariyle geçmişten bu yana bir samimiyet meselesini, iki gerçekten neyin nasıl yapılmasıyla ilgili konuyu, üç şirketlerin bu konuya hazırlıklı yakalandı ya da yakalanmadığı meselesini ve bir de son olarak benim de bu toplantıda altının özellikle daha fazla çizilmesini istediğim bu iklim krizinin itibarla alakalı olarak, yani bunlara yer verirse, bu iklim krizine ilişkin çözümler üretilirse itibar da ona bağlı olarak şirketin artar yaklaşımından farklı bir yere geldiğini Serdar Bey de, ben de, Arda Bey de dile getirdik. Buna da değinmenizi rica edeceğim. Bir de yine Arda Bey'in sözünü ettiği, bu iş artık bir pazarlama stratejilerinin üretildiği, gerçekleştirildiği departmanlar gibi, sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirildiği, hayata geçirildiği departmanlarla sınırlı olamaz. İletişimcilerle asla sınırlı olamaz. Bu tepede bir topyekün politikayla birlikte ele alınması gereken konudur dedi. Gerçi bu konuyla ilgili daha sonra da başka sorular bağlamında konuşacağız ama bunları da böyle dikkate alarak sizin eşsiz deneyiminizden süzerek bizlerle paylaşacak noktalarınızı merakla bekliyoruz. Buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Mahcup ettiniz bir anda. Şimdi tabii. Son söylediğinizden başlayalım aslında. Bütün konuşmacıların söylediklerine katılıyorum. Arda Bey'in son toparlayıcı konuşması da güzel oldu. Şimdi bir politika olmadan, ya politika zaten olayın vizyonu. O vizyona ulaşmak için bir strateji oluşturuluyor. Stratejinin içine hedefler konulması, aksiyonlar, KPI'ler, sorumlular. Dolayısıyla tüm şirketin tüm departmanlarını ilişkilendiren bir iş süreçleri silsilesi olması gerekiyor zaten sürdürülebilirlik yönetimini. Ve idealimiz de sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilirlik politikası diye bir şeyin olmaması. Umuyoruz onun olmayacağı bir noktaya geleceğiz.
niye şu anda politik oluşturmalarına, strateji yapmalarına destek oluyoruz? Konuya odaklanmaları ve bu işin tüm departmanları ilgilendiren bir yeni bir yaklaşım olduğunu anlamaları için. Ama bu süreçleri zaten içselleştirdikleri zaman, KPI'lerine indirgedikleri zaman, bu zaten iş süreçlerinin bir parçası, bu anlayış bu parçası haline geldiğinde bir sürdürülebilirlik stratejisine gerek olmayacak. Şirketin her sene koyacağı iş hedeflerinin, kendi zaten gelecek hedeflerinin bir parçası olacak bu yaklaşım şekli. Hep evet. Bunu savunuyoruz, amaç o. Ama hani konuya vurguyu sağlayabilmek ve bu konuyla ilgili aksiyonların, hedeflerin konulmasını sağlamak için bir sürdürülebilirlik politikası, stratejisi ve raporu, bakış açısı var. Umuyoruz 5-10 sene sonra bu söylenmeyecek. Hatta yeni dönemin bana göre söylemi etki. Zaten baktığınız zaman sürdürülebilirlik de olumlu olumsuz etkilerimizle alakalı. Risklerimizi yönetmemiz ve olumlu olumsuz etkilerimizle alakalı bir konu. Etkimizi nasıl, olumlu etkimizi nasıl arttırırız? Önümüzdeki yılların konusu sürdürülebilirlikten etkiye, impact, impact management'a geçecek. Derken aslında kastettiğimiz şey bu olumlu etkiyi hayata geçirecek çözümlerin üretilmesi, kesinlikle, arttırması, değil mi? Aynen, bunu anlıyoruz. Yani şirketlerin varlıklarıyla bulundukları topluma, hem evet, içerideki topluma hem dışarıdaki dünyaya olan katkılarını nasıl arttırabilecekleri. O yüzden hani bu yeni gelen sürdürülebilir kalkınma amaçları, B Corp gibi yaklaşımlar, bunların hepsi aslında aynı yere götürüyor. Sürdürülebilirlikten ziyade yavaş yavaş etki. Nasıl etkimizi arttırırız? En etkili olduğumuz yerler nereler? Elif'ten oradan bir şey gelmiş, yorum gelmiş. Olumsuz etkilerin tespiti. Aynen öyle. Yani sürdürülebilirlik yönetimi de aslında bunun bir parçası. Buradan ben şeye girmek istiyorum. Yani çok güzel şeyler söylendi. Tekrar etmeye gerek yok. Hani farklı ne söyleyebilirim? Yatırım dünyasından, yatırım dünyasının da ESG'yi odağına almış şirketlere yatırımın arttığı söyleniyor. Kesinlikle öyle. Bu amaçla, yani yatırımcı çekmek, kendi müşterisinin ondan talebini yerine getirmek için bu işlere giren şirketlerin sayısı çok fazla. Bu anlamda yani samimiyetten ziyade konu yeni iş yapma biçimi zaten bu olmaya başladı. Mecburen yapıyor. Bu da iyi bir şey. Evet. Yapsın zaten, mecburen yapsın. Yapsın da nasıl yapıyorsa yapsın. Hani gönüllülükten, samimiyetten çıktı iş. Yani yeni yöntemleri, yeni araçları, yeni bakış açılarını iş yapma biçimine entegre etmek durumunda. Yoksa işinin devamlılığında müşteri bulamayacak. Yeni yatırımcı çekemeyecek. Bu nedenden dolayı zaten şirketlerin çoğu bu işlere giriyor. Sadece raporlama yapmak artık yeterli değil. Bunu da kendileri de görüyorlar. Çünkü her sene raporlara yazacak bilgi bulamıyorlar. Aynı şeyleri bir çevirip yazmanın hiçbir anlamı yok ve gayet de zaten dikkat çekici şekilde rahatsız edici oluyor dışarıya karşı. Bu yüzden hani mecburen arkada bir strateji, bir yaklaşım şekli olması gerekiyor. Buradaki en büyük sıkıntı hedef koyma sıkıntısı. Samimiyet bence oradan ortaya çıkan şey. Yani görüntüde içeride pek çok aktivite yapılıyor gözüküyor ama hedef yok. Hedef dendiğinde de hep böyle çevresel hedeflerde kalıyor genelde. Hani işin sosyal tarafı, sosyal uyum tarafı, tedarikçi tarafı, çalışanlar tarafı zayıf kalıyor açıkçası. Ama Rana'nın söylediğini desteklemek için söylemek istiyorum. Çok güzel uygulamalar olmaya başladı. Yani ben açıkçası her sene, her yeni dönemde yepyeni projelerle, farklı şirketlerle çalışıyoruz. Sırf sürdürülebilirlik değil, toplumsal yatırım tarafında, sosyal inovasyon tarafında da yaptığımız şeyler var. Çok etkilendiğim şirketler olmaya başladı. Bizim bile düşünemediğimiz uygulamaları içeride başlatan şirketler var. Buradan da liderliğe gelmek istiyorum. Günün sonunda şirketlere... Seracığım, liderliği daha sonraki soru bağlamında ele alalım. Çok teşekkür ediyorum. Biraz zamanı iyi kullanmak adına daha kısa hani konuşmalar olursa sevinirim. Nurhan'cığım, ne diyorsun? Yapılan araştırmayla burada konuşulanlar ve geçmişteki toplantılarımızda konuşulanlarla birlikte ele alarak konuyu bir değerlendirmeni rica edeceğim kısaca. Tamam, şu anda ses sorunu kalktı. Ben şöyle, her şey söylendi aslında hocam. Sadece araştırma verileriyle ilgili birkaç bilgi söyleyeyim. Sonrasında da kendi düşüncemi iletmek isterim. Bir kere ülke, yani paydaş yönetimiyle olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. İnsanların birlikte zincir olarak hareket edeceği bir şeyden bahsediyoruz, bir konudan bahsediyoruz. Ve bu konunun genel yapısına girdiğimizde bilgi sahibi olmayan bir toplumdan
söz ediyoruz. Evet, sürdürülebilirlik kelimesi ne olduğu genel olarak %70 civarında biliniyor ülkede. Ama neyi nasıl yapacakları sizin de söylediğiniz bizim RESPECT araştırmasında da gördüğümüz konuydu. Ben bu noktada şunu söyleyeceğim. Samimiyet, güven, itibardan farklı olduğu daha büyük kapsayıcılıktan bahsettik ama bugün bence en önemli sorun verileri de destekleyen bir konu var. Bugün hala şirketler rekabeti tüketmek üzerine odaklıyorlarsa ve sürdürülebilirliği ana odak noktalarına almıyorlarsa daha çok yol var. Bir tanesi bu. O yüzden de paydaşları hesap verebilir şekilde bilgilendirme konusunda niye geride kalıyoruz? Aslında arkasında bu var. Birincisi bunu söyleyeceğim. Ve tüketici de bunun farkında. İkinci konu sürdürülebilirlik konusu, evet sürdürülebilirlik... Pardon Nurhan, bir şey soracağım. Rekabeti tüketmek üzerinden anlıyorlarsa derken neyi kastediyorsun? Şunu söylemek istiyorum. Yani daha fazla mal, daha fazla hizmet tüketimine yönelik stratejilerin kalkması, onun yerine sürdürülebilirliğin geçmesi derken neyi kastediyorsun? Şunu kastediyorum aslında. İçeride ana fonksiyonlar var. Pazarlama ve satışın hedefleri belli ama sürdürülebilirlikle ilgili hiçbir şey dikkate alınmıyor. Bu burada geride kalıyor. Siz sürekli pazarı artırma, daha fazla tüketmek üzerine odaklatıyorsunuz. Buraya da gel beni temizle diyorsunuz. Yani bakın reklamlara, o çarşamba, bu cuma, yarın öbür başka bir şey var ve hepimiz sattırmak üzere gidiyoruz. Şimdi tüketici neyi peki biliyor? Peki sattırmazsa, böyle bir amacı ortadan kalkarsa şirketin varlığı bir risk altına girmez mi? Ne yapacak? Çok güzel bir soru. Patlayıp da ne yapacak? Yani? Eksik bir bilgi verdim. Bir kere insanlar, yani şu anda siz ekstra ekstra sattırmak için uğraşmanıza gerek yok. Herkes zaten satın alıyor. Yani siz uğraşmasanız da satın alım durumu var. Ama buradaki nokta şu. Şirketler burada bir şeyi temizlemeye çalışırken öyle bir promosyon yapıyor ki ya da öyle bir şey veriyor ki kitleye, hedef kitlesine, benden alırsan sana 5 dakika daha hızlı getiririm diyor. Ya da işte benden alırsan sana koskoca güzel kutuyla getiririm diyor. En basit örneğini anlatıyorum. O farkı tükettirmek üzere sürekli yaratıyor. Benim kastım tabii ki şirketler finansal olarak ayakta duracaklar ama bu iki, yani hani bizim şey vardı, eskiden sadece finans üstüne odaklıydı otobüre. Ama aslında yanında üç bacak daha olması gerekiyor. Bugün o bacakların başında dünyanın, evrenin var olması var. O yüzden buna göre bir samimi olacaksınız. Yani her şeyin samimiyetinden bahsediyoruz, güvenden bahsediyoruz ama önce bir burada ben iyiyim derken öbür tarafta rekabeti daha fazla kazanmak üzerine sürdürülebilirliğe ters düşen stratejilerle gerçekleştirmeyeceksiniz. Ve bunu gerçekten çok iyi raporlar çıkaran şirketler yapıyor. Bu konu için ciddi para harcayan şirketler yapıyor. O zaman neyden bahsediyoruz? Birincisi bu, benim söylemek istediğim. İkinci konu da şu. Hazırlıksızlık, bence bilinçli hazırlıksızlık bugüne kadar. Çünkü ben 25 sene olacak, ilk girdiğim günden beri sektöre bu konuları biliyorduk, anlatmaya çalışıyorduk, kimse dinlemiyordu. Peki şimdi önümüzdeki dönem gerçekten bunu içselleştirdik ve hazırlıklı mıyız? Hayır, değiliz. Hemen ilk nedenini söyleyeyim. Bugün iletişimciler hala şirketin, yani belli başlı şirketler var. İletişimcinin çok iyi konumlandı ama genele baktığınızda iletişimci hala geride konumlanıyorsa, pazarlamanın, satışın daha ön planda olduğu yapılarda gidiyorsak, bugün biz sadece o yeşil aklama dediğimiz konuyu yapacağız koordinasyon olarak iletişimcilerle. O yüzden bence bugün yönetim kurulları, iletişim departmanlarının, yani bu konuyu konuşacak departmanların gerçekten şirkette en etkili insan ya da sürdürülebilirliğin en etkili departmanların başında gelmesini bir kere alması gerekiyor. Yani ben konuyu şöyle şuraya getirmek istedim. Hazırlıklıydık ya da değildik. Bana göre bilinçli hazırlıksızdık. Ama bence önümüzdeki dönem şu an içinde hazırlıksızız. Yani baştan bir beyaz sayfayı açmak gerekiyor hocam. Peki, çok teşekkürler. Oldukça güzel bir oturum oldu, fasıl oldu diyelim. Nurhan'ın son söylediğini de bu oturumun özeti gibi ifade etmeme izin verin. O da bilinçli hazırlıksızdı şirketler dedi. Bilmiyorum ne dersiniz.
Yani önemli bir tema, nokta. Bunun üzerinde tekrar duracağız. Şimdi ikinci soruya geçeceğim. İkinci soru şu. İletişim profesyonellerinin iklim krizi gündeminde bir numaralı önceliği ne olmalı? Lütfen tek bir cümleyle cevap verirseniz biraz daha dinamizm katmış olacağız. Ve böylece konuşmasını yapıp geriye çekilen katılımcılarımız daha az sıkılmış olacaklardır diye düşünüyorum. Ve ilk soruyu da Serdar Bey'e yönelteceğim. Ne diyorsunuz? İletişim yöneticilerinin, profesyonellerin iklim krizi gündeminde bir numaralı önceliği sizce ne olmalı? Evet, gayet büyük bir soru. Ben de çok özetle cevap vermeye çalışayım. Şimdi şirketler her ne motivasyonla olursa olsun iklim krizi meselesinin bir kere yaşamsal olduğunu her fırsatta hatırlatmalı. Yani şirketlerin ticari sayıklarla harekete geçmesi şirketler adına bir kabahat değil. Belki bireylere böyle bir kabahat yükleyebiliriz ama şirketlerin mübah kategorisindeki bir tepkisi olur bu. Dolayısıyla bunun hepimiz için yaşamsal olduğu, yani sadece bir kurumsal anlamda, sektörel anlamda değil, bireysel olarak da yaşamsal olduğunu hatırlatmak zorunda. Bireyler ile şirketlerin, kurumların, sektörlerin kesiştiği tek bir nokta var ise, yani tek bir nokta ortak paydaya bakacaksak, var olma mecburiyeti. Yani kurumlar da var olmak zorunda, bireyler de var olmak zorunda ve iklim krizi dediğimiz şey bir varoluş meselesi. Belki bunun iletişimi çok iyi yapılamıyor. Şimdi nasıl bir durumdayız? Karşılıklı tavizler vermemiz, fedakarlıklar yapmamız gereken bir dönemdeyiz ama bu dönem acaba öyle bir dönem mi? Mesela en kötü zamanda, en kötü şartlarda bu gündem maddesine yakalandığımızı düşünüyorum. Belki de bu bir yumurta tavuk ilişkisi. Yani bu kötü şartlar yüzünden iklim krizi oldu ya da iklim krizi şartlarımızı daha da kötüleştirdi. Bu simbiyotik bir durum ve küresel ölçekte bakalım, sadece Türkiye ölçeğinde değil. Yani bugün dünyanın gündeminde belki de hiç olmadığı kadar yakın tarihte enflasyon dediğimiz mesele var. Ve biz hayat pahalılığını, yaşamsal ürünlere ve hizmetlere ulaşmanın yükselen maliyetini sadece ekonomik şartlara bağlıyoruz. Oysa ki hani benim de yazar olduğum Oksijen Gazetesi'nde her hafta, her sayısında tarımla ilgili kocaman bir sayfamız var. Ve orada yani bütün rakamlar, bütün veriler bas bas bağırıyor ki bu mesele enflasyonun ötesinde iklim krizinden beslenen ve bizim en temel ihtiyacımız olan yeme içme konusunu çok zorlaştıran, kısıtlı bir zümrenin imtiyazı haline getirme riskine sahip bir şekilde ilerliyor. Yani biz geçtim artık hani böyle hava kalitesini falan, içecek su, yiyecek ekmek için mücadele vereceğimiz bir döneme doğru gidiyoruz ki yani bu dönemi yaşıyoruz şu anda. Market raflarındaki ürünlerin daha pahalı olması sadece enflasyonla, ekonomiyle açıklanabilecek bir mesele değil. Yani elmanın kilosu, örneğin geçtim işte diğer şeyleri, elmanın, ekmeğin tanesinin 20 lira olması ekmeğin yok olması anlamına geliyor. Yani kilosu 100 liralık bir elma artık dünyada elma yok anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla kurumların ilk önceliği bunların iletişiminin yapılması olmalı. Bakın küçük bir şey vereyim. Şahika Hanım da bahsetti. Şimdi coşkuyla, törenlerle terk etmeye meylettiğimiz fosil temelli yakıtlar ve ürünler vardı. Şimdi sessizce bunlara geri dönüyoruz ve savaş ve kıtlık gibi konular önceliklerimizi değiştiriyor. İletişim dilimizi de mecburen değiştiriyor. Küçük bir örnekle tamamlayayım. Avcı ve toplayıcı dönemi hepimiz biliriz, okumuşuzdur. Çeşitli sohbetlerde gündemimize girmiştir. Bakın avcı ve toplayıcı toplumlar hakkında az bildiğimiz konulardan biri bizim şu andaki hayatımıza kıyasla çok daha az çalışıyorlardı karınlarını doyurmak için ve bizden çok daha çeşitli ve dengeli besleniyorlardı. Oysa bizim çocuklarımız pek şüphe götürmeyecek bir şekilde çok daha az gıdayla,
çok daha fazla çalışma pahasına beslenebilecekler. İşte iklim krizi dediğimiz şey bu. Yani bayağı temel meselemiz bu. Ve şunu unutmayalım, tarımın icadından bu yana 250 bin bitki türünden sadece 7 bini gıda olarak kullanıldı. Ve Birleşmiş Milletler'in bir verisini hatırlıyorum. Sadece 12 ürün, sadece 12 doğadaki ürün ve 5 hayvan türü bizim toplam gıdamızın %75'ini oluşturuyor. Yani çok kırılgan bir dünyadayız. Bunun iletişimi, önceliklendirilmesinin yapılması lazım. Çok kırılgan bir dünyadayız. Şansımızı çok zorladık ve yaşamsal riskle karşı karşıyayız. Belki de bu üç öncelik iletişim dili için yeterli olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Serdar Bey. Gayet önemli noktalara değindiniz. Gerçekten öyle. Yani aklımızı başımıza toplayacak her türlü uyarının iletişimi öncelikli olmalıdır diyorsunuz bu noktada. Gerçeklerle ilişkilendirerek bunların anlatılması gerekir diyorsunuz. Ben şimdi tekrar sizden istirham edeceğim. Tek cümlelik, hadi bilemediniz iki cümleyle sınırlandıralım. İlk konuşmacıya torpil yapmış oldum. Ama şimdi Arda Bey'e söz vereceğim. Arda Bey'den itibaren de çok kısa ve ritmik bir şekilde ilerleyelim. İletişim yöneticilerinin, profesyonellerinin öncelikle işi, bir numaralı işi ne olmalı? Bence şu olmalı hocam, dönüşüm için bireylere biz platform sunmalıyız. Ki ne demek bu? Yani Serdar'a bir anda katılıyorum, bir anda da şöyle bir risk görüyorum. Çok korkutucu şeyler söylediğinizde ve bir felaket senaryosu çizdiğinizde bireyler nezdinde bir takım savunma mekanizmaları devreye girip bu konunun kendilerinden çok büyük olduğunu, dolayısıyla bununla mücadele etmek konusunda onların bir birey olarak ne yapacağını bilmeme durumu var. Araştırmalarda da bunu görüyoruz. Oysa bu konuda ne yapacaklarını somut olarak ortaya koyabilecekleri platformlar olsa, bu markalar üzerinden, markalar aracılığıyla hazırlanmış platformlar olabilir. Bu sürdürülebilir tercihlere yönlendirecek platformlar olabilir. Akıllı alışveriş için platformlar olabilir. Sürdürülebilirlik temelli günlük pratiklerini dönüştürmeye yönelik bir platform olabilir. Bu hem farkındalık misyonu içerebilir, hem de bayağı fiziki somut, aslına bakarsanız dönüşüm misyonu da içerebilir. Bu tür platformlarla Anladım. İnsanları buralara dönüşüm yolculuğuna aslında dahil etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Şayka Hanım, söz sırası sizde. Buyurun efendim. Öncelikli işimiz de olmalı. Teşekkür ederim hocam. Ben biraz iletişimcileri artık son yıllarda belli kişilerin departmanlarını yaptığı işin iletişimini yapan değil de aslında o stratejiyi kurgulayan, projeler üreten, geliştiren yöneticiler olarak görüyorum. Dolayısıyla da sanki bir numaralı öncelik aslında iletişimden önce hem şirket üst yönetiminin hem çalışanlarının gündemini bu konuyu taşıyıp çözümü için de uzun soluklu ve adı üstünde sürdürülebilir projeler geliştirmenin, gerçekten hayata geçebilecek projeler, gerçekçi projeler hayata geçirmenin öncelik olacağını ve projeleri yaparken de biraz önceki bahsettiğim o radikal işbirliklerini gerçekleştirmenin çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik elle tutulur ve gerçekten işlevsel projelerin geliştirilip üst düzeyle birlikte bunların hayata geçirilmesinin imkanını, yolunu açmalıdır. Evet, ve de o radikal işbirlikleri çok önemli Haluk Hocam. Bugünkü toplantıda olduğu gibi yani fikir önderleri, akademisyenler, sivil toplum, iş dünyası, öğrenciler hep birlikte topyekun bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Evet, Rana Hanım, sizden alalım. Ben de çok kısa sadece Şahika'yı tamamlayıcı bir şekilde yorumda bulunayım. Malum vaktimiz dar. Birebir katılıyorum Şahika'nın yorumlarına. Ve şirket seviyesinde iletişim profesyonelinin bir numaralı ajandası ne olmalıdır sorusunun cevabını vereceğim. Tabii ki iletişim hani profesyonel farklı farklı kategorilerde de olabilir. Gelişen nokta itibariyle değişim ajanı olması lazım. Yani değişim ajanı demekten de kastım hem şirket içerisi sadece üst yönetimle de sınırlı değil. Üst yönetim çok kritik ama yani üst yönetim bunu demin de bahsetmiş olduğum nedenlerden dolayı zorlayıcı hükümler nedeniyle değişeceğiz tamam diyebilir ama
aynı zamanda içerideki çalışanları için de değişim ajanı olmak zorunda ki o içeriye, dışarıya samimi ve sahici olduğunu yansıtabilsin. Benim herhalde söyleyeceğim tek şey bu olacak. Peki. Yani değişim ajanı olması. Peki, çok teşekkürler. Selin Hanım, siz ne diyorsunuz? Haluk Hocam, benim de şöyle minik bir katkım olabilir. Bence kapsayıcı olmayı çok kritik bir kavram olarak görüyorum ben. Burada da aslında hem tüm canlıları ve doğayı da kapsayan bir yaklaşımla ele almak her konuyu. Ve bence iletişim şapkamızda da ben yani geçen yıl yangınlar bu kadar gündemimizdeyken çok dikkat etmiştim. Minnacık örnek olsun diye vermek isterim. Akdeniz'deki yangın da bizim yangınımızdı. Aynı esnada Tunceli'de olan yangın da bizim yangınımızdı. O sebeple iletişimde tüm paydaşlarda doğayı da paydaşımız olarak görüp o hep kapsayıcılık ilkesiyle hareket etme vurgusu yapmak isterim. Peki, teşekkür ederim. Belgin Hocam, buyurun. Haluk Hocam, biliyorsunuz ben liderlik konusuyla ilgili çalışıyorum. O yüzden ben konuyu iletişim profesyonellerindense, Güneşen Hanım da dedi aslında, iletişim işin son aşaması. Ben ilk aşaması olan liderliğe, lider yöneticilere getirmek istiyorum. Çünkü bunun lider vizyonuyla ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum. Liderin desteklemediği bir sürdürülebilirlik şirket stratejisi olamaz. Çok sevdiğim bir söz var, balık baştan kokar. Dolayısıyla burada ilk başta liderin sürdürülebilir, dönüşümcü bir lider olması gerekiyor. Tabii sürdürülebilirlik de üç bacağı olan bir konu. Biz sadece şimdi çevresel konulara değiniyoruz. Bunun bir de etik boyutu da var elbette. Dolayısıyla hem bir taraftan güvenilir, adil, dürüst, şeffaf, itibarlı bir etik lider olması gerekiyor. Hem de vizyoner, dönüşümcü, sürdürülebilir bir lider olması gerekiyor. Sertaç Bey'in gösterdiği kitaplar arasında İzel Levi Coşkun'un kitabı vardı. Orada aslında İzel Levi Coşkun çok iyi bir sürdürülebilir lider profili çiziyor. Yani onu başta çalışanlara kendisi örnek olarak, rol model olarak iletmiş oluyor şirketin önceliklerini. Dolayısıyla zaten bunu çalışanlara işledikten sonra bunun iletişimini yapmanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Peki, çok güzel. Teşekkürler. Tabii bu lideri de iş başına getiren sermayedarlar var. Yani o da onlara karşı sorumlu. Dolayısıyla bir de işin o tarafından da bakmak gerekir. Sermayedarların kafasını, hayatının merkezine sürdürülebilirliği, iklim krizini geçirecek olan da lider midir sizce hocam? Tabii ki sermayedarlar, yani burada bir çevre baskısı söz konusu. Burada liderin ben onlara karşı da vereceği mesajın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, peki. Teşekkürler. Güneşin Hocam, siz ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Hocam bir cümleyle nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ne diyeyim, bir takım fikirlerim var ama sağ olun. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, kendilerinden başlasınlar. Kendileri ne kadar dönüşüyorlar, ne kadar bu kavramlar üzerinde düşünüyorlar ve günlük yaşamlarında kendilerini nasıl bu krize hazırlıyorlar. Bu çok önemli. Çünkü bunun gerçek anlamda zihnimizle her şeyi anlayabiliriz, aklımızla, ama idrak etmek için deneyime dönüştürmemiz gerekiyor. Şöyle bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Ekolojik Dönüşüm Rehberi, Victor Ananias tarafından ölmeden önce yazdığı 100 maddelik bir şeydir bu, testtir. Hem kişilerin hem de kurumlar için kurguladığı bir şey aslında. Çok da fazla gün yüzüne çıkamadı bugüne kadar. Burada hazır şirket. Kitabın yayını nedir? Hangi yayın evi tarafından ve nereden temin edilebilir? Buğday Derneği'nden elde edebilirler. Kendi öz kaynaklarıyla bastırdı bu kitabı. O kitabı size ayrıca başka bir konuda uzun uzun anlatmak isterim size. Evet. Fakat şunu söylemek istiyorum, yani kişisel dönüşümlerinden başlasınlar. Bunu çok romantik bir öneri olarak görebilirsiniz ama çok büyük fark yaratacağını söylemek istiyorum. Ve şu 4 tane kavram üzerinde düşünmesi gerekiyor. Bütün kurumların, kurumda bütün çalışanların, ofis boylar dahil. Bir tanesi
çekilme. Yani bu süreç aslında doğaya hizmet etmeyen bütün iş alanlarından çekilmeyi gerektiriyor. İki, bu süreç küçülme. Küçülmeyi gerektiriyor. Bu küçülme zannettiğimiz ya da korktuğumuz gibi böyle bir finansal daralma değil. Bu kesinlikle olacak. Ama aslında bu çeşitlenmeyi getirecek bir küçülmeden bahsediyoruz. Yani daha az üretimden bahsediyoruz aslında. Küçülme derken daha az tüketim değil, daha az üretimden. Gıda dahil. Bunu her ne yapıyor isek, neyi üretiyor isek, bunu onarım bağlamında yapıyor olmaya dönüşmek gerekiyor. Ve orada öyle, burada böyle değil, dürüst bir şekilde bütün iş alanlarında bir holding mi? Holdingin bir şirketi dönüşüyor ama öbürü dönüşmüyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla bunların dışında, bu dört ekseni dışında bırakan bir dönüşüm stratejisi sadece aşık eğlendirir başlığıyla ele alabileceğimiz sonuçlara gelecek. Peki, çok teşekkürler. Tayfun Bey, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Çok kısa, iletişim kavramının söylemek kadar dinlemek fiillerini de içerdiğini ne olur unutmasınlar. Sivil topluma, advokasi gruplarına kulak versinler. Bizlerin duymak istediklerimizi anladıklarında yetinmesinler, bilmeyi talep ettiğimiz şeyleri de anlasınlar ve o bilgi arayışının arkasındaki dinamikleri doğru anlasınlar ki hem bizden gelen talepler doğrultusunda şirketlerini doğru beslesinler, hem de şirketlerinin yaptıkları ettikleriyle ilgili bizi doğru besleyebilsinler. Peki, teşekkür ederim. Didem Hanım burada mı acaba, Boyner Grup'tan? Yok. Peki Sertaç Bey, buyurun. Siz ne diyorsunuz? Bakalım benim iki cümlem kaç cümle sürecek Haluk Hocam? Hep beraber göreceğiz şimdi. hocam, iklim krizi de dahil sürdürülebilirliğin tüm konularının daha net anlaşılması ve daha önemlisi hazmedilmesi için yalın ve pozitif bir dille bunun iletişiminin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tam da bu noktada geçenlerde duyduğum, öğrendiğim, kendi yaptığım işi de ona çok yakıştırdım. Ben bir gazeteci değilim ama bağlam anlamında çok yakıştırdığım bir kavram var. Positive journalism, ona yapıcı gazetecilik ya da çözüm gazeteciliği diyorlar. Danimarka'dan çıkmış bir kavram bu. Sürdürülebilirlik buna çok uyuyor bence. Yani hani bir yerler yanıyor, bir yerler patlıyor, dünya yok oluyor, işte 30 sene sonra balık kalmayacak, yaprak kalmayacak. Bunların hepsi çok doğru ama her zaman insanları ve toplulukları o şekilde harekete geçiremiyoruz. Birinci saptamam bu olacak. İkincisi de bir araştırmadan bahsedeceğim. Marka iletişimi, kurum iletişimi bağlamında Migros'un yaptırdığı bir araştırma var. A.C. Nielsen ve Tig Nero'ya. Orada bir sürü sonuç çıkmış ama tek bir cümleyle şöyle özetleyeyim. Sürdürülebilirlik konusunda yaptıklarının iletişimini yapan şirketler toplum bazında, yani yaklaşık herhalde 1200 küsur kişilik bir araştırma, saygılı, hassas, dürüst, sorumlu ama ve lakin sıkıcı olarak algılanmışlar. Ondan dolayı da belki sürdürülebilirliğin iletişimini yaparken hedefimiz biraz da böyle genç kitleleri harekete geçirmekse, nihayetinde bu hani mal satmak için yaptığımız bir şey değil, ticari bir şey değil totalinde. En azından ben kendi tarafımda konuyu biraz daha eğlenceli, gençlerin tabiriyle birazcık daha cool, birazcık daha havalı kılmaya gayret ediyorum ki onu öyle kabul etsinler, hani orada harekete geçsinler. Benim peki, iki cümlem 15 cümle kadar sürdü hocam. Peki, buyurun. Teşekkür ederim. Ama Serdar Bey'in de dediği gibi son derece vahim bir tablo söz konusu. Yakın tarihte daha da kötüleşecek. Bunu da biliyoruz. Bu kadar hani acılı ve geleceği karanlık bir konuyu eğlenceli, cool nasıl anlatabiliriz? Bu da galiba iletişim profesyonellerinin destek alacakları, yaratıcı iletişimcilerle birlikte konuşacakları bir konu olsa gerek. Serra'cığım ne diyorsun? Haluk Hocam merhaba. Çok pardon Didem, ben demin sesim açılmadığı için şey yapamadım. Haluk Hocam söz alamadım. Size daha sonra söz vereceğim. Tamamdır. Söz çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Evet Serra Hocam buyurun.
Evet hocam, yine çok önemli şeylere herkes değindi. Ben burada savunuculuk tarafına biraz dikkat çekmek istiyorum. Şimdi iletişim profesyonellerinin haricinde herkes bir iletişimci şu anda, biliyorsunuz. Yani sosyal medya kullanımı o kadar yaygınlaştı ki herkes bir şey söylüyor ve her söylenen de takipçi buluyor gibi bir durum var. Bu yüzden bilgilenmek gerçekten çok önemli. Yani doğru yaklaşmak, sürdürülebilirlik deyince sadece bir iş sürdürülebilirliği veya yalnızca çevresel boyut olmadığının anlaşılması, 360 derece işte bu işin bütün iş süreçlerine girmesi gerektiğinin biliniyor olması bence iletişim profesyonelleri tarafından çok önemli. Yani onlara yönelik, sırf iletişimcilere yönelik bir eğitim programı aslında düzenlense diye düşündüm. Buradan bu bir proje fikri olarak belki hep beraber ele alabileceğimiz bir şey olabilir. Vallahi bence de ya. Çok, çünkü şirketler PR ajansıyla çalışıyorlar, onları dinliyorlar, PR ajansları yönlendiriyor. Hani oradaki bilgi neyse şirkette o bilgiyle bu işi yönetmeye başlıyor. O yüzden onların bilgilenmesi ve savunuculuk tarafı önemli. Çünkü onlar aslında bu işi gerçekten yani herkes tarafından bilinir hale getirecekler. Hem şirketler hem toplum. Peki, çok teşekkürler. Ebru Hanım buyurun, sizin de görüşünüzü alalım. Ben hızlıca şunu söyleyeyim, daha önceki konuşmacılar Şahika Hanım ve Arda Bey belirtti, iletişimcilere bırakılmayacak kadar hassas bir konu olduğunu, ama hatta liderin de çok önemli olduğunu, fakat lideri de ışık tutacak olan iletişimciler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında iletişimci var olanın iletişimini yapmıyor sadece, neyin söylenmesi gerektiğini, hani o içgörü dediğimiz ne yapılması gerektiğini de tespit eden bir role sahip. Dolayısıyla ışık tutucu bir görevi var. Lideri yönlendirmeli, işte gerekenler konusunda ikna etmeli, bu konunun hassasiyeti konusunda kuvvetli veri ve doğru içgörülerle yola çıkarsa iletişimin ötesinde de daha stratejik yönetim anlamında söz sahibi olabilir diye düşünüyorum. Peki bir şey soracağım size hocam. İletişimcilerin geçmişe göre bugün şirketlerdeki konumları daha güçlüdür, bu dediğinizi yapabilir, bir etkiye, bir yapabilme gücüne sahiptir der misiniz? Mevcut durumda böyle midir bilmiyorum. Hani olmalıdır, hep bunu savunuyoruz zaten. Çünkü iletişimcinin gerçekten dedik ya, bu nabzı tutma gibi aslında bir becerisi var. Anlama, toplumu anlama veya işte bu issue management dediğimiz aslında konu yönetimi gibi konularında yetkinlikleri var. Yani öyle olduğunu ya da öyle yetiştiklerini ve öyle bir deneyim kazandıklarını düşünüyoruz ideal iletişimcinin. Dolayısıyla rolü sadece bir şey söylemek ya da bir mesaj iletmenin ötesinde o konulara dikkat çekme olur diye düşünüyorum. Ve stratejik kararlarda da ya da karar verme masasının etrafında da mutlaka yeri olmalı diye düşünüyorum. Yani 50 yıldır yaklaşık bu dediğinizi aralarında benim de olduğum önemli bir grup beni getiriyor ama burada profesyonellere ayrıca bu soruyu soracağım. Mesela iletişim yöneticisiyle ilk görüşmeyi yaptıklarında şirket yöneticisi, lider nasıl bir talepte bulunuyor? Neyi nasıl yapmalarını isteyerek o kişiyi istihdam etme kararı alıyor? Bunu da ayrıca konuşmak lazım. Bak, yani bu meseleler yeni mi gündeme geliyor mu? Bu iklim krizi bizim için çok önemli. İşte ne bileyim Rana Hanım'ın hani geçmişine baktığınızda geldiği yerle şu anda yaptığı iş arasında çok anlamlı bir bağ var. Dolayısıyla bu işleri biz de yapmak istiyoruz ve siz de bu işleri yapmak üzere istihdam etmek istiyoruz diye mi başladı süreç? Yoksa zaman içerisinde Rana Hanım gündemini, şirketin liderinin gündemine dahil edecek şekilde bir performans mı sundu? Söz gelimi, örnek veriyorum sadece. Bütün bunlar da çok önemli. Sanki bunun üzerinde de ayrıca bir konuşmakta yarar var diye çok düşünüyorum. Çok kısa bir şey ekleyeyim Haluk Hocam. Burada da özellikle veriyle konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Gerçek bir dataya dayanan, savunulabilir. Yani bu sadece üretimde değil verinin önemi ya da lojistikte ya da başka, yani iletişimde de çok önemli. Dolayısıyla biz iletişimciler evet sezgileri çok kuvvetli kişiler ya da profesyoneller olabiliriz ama ya da öyle yetiştirmeye çalışıyor olabiliriz ama
asla ayağa yere bakan verilerden uzak olmaması gerektiğini. Peki. Çok teşekkürler. Nurhan'cığım, söz sırası sende. Acaba senin yıllardır yaptığın işin bir gereği olarak hep iletişimcilerle, yöneticilerle birliktesin. Bu hani perspektiften baktığında iletişim profesyonelinin öncelikli işi ne olmalı? Ses gelmiyor. Tamam. Şimdi geldik. Evet, geldi. Aslında bakarsanız hocam söyleyeceğim her şey söylendi. Ben tamamen iletişimcilerin artık üst düzey konumlandırması gerekildiğini düşünüyorum. Bu yüzden de yönetim becerileri eğitimleri tarafının yani icra ve YK seviyesinin güçlendirme kaslarını kendilerine eklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ki bugün bütün şirketler finansal olarak ayakta kalacaksa bu bilgilerle ikisini birleştirip iş sonuçlarındaki ana performans göstergelerini bu beni bu kadar kâra geçiriyorum çok net rakamlarla anlatacak duruma gelsin. Benim yani bütün bunların içerisindeki en net bu. İkinci konuda şu, bence güç birliğine ihtiyaç var. İletişimciler kendi şirketleri dışında akademi, STK, işte bu konulardaki medya bir araya gelip birbirlerini bilgilendirmeliler ki şirketlerine karşı güç oluştursunlar. Yapılacak şeyin kapasitesini artırmak üzere. Peki, çok teşekkürler. Bu arada şunun da tabii üzerinde durmak gerekiyor. Artık iletişim yöneticisinin birinci işi olmaktan çıkıyor. Bu iklim krizi ve sürdürülebilirlik meselesi. En tepedeki yönetim takımının içinde yer alacak şekilde iletişim yöneticisi, onlarla birlikte bir takım olarak bu meselenin içinde olmalıdır görüşü ağırlık kazanıyor. Dolayısıyla belki de o takımın bir parçası olma konusu onların birinci işi olmalıdır diye söylemekte yarar var. Bu fasılı da bu şekilde tamamlamış olalım. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. İletişim profesyonelleri kültürel ve yapısal engelleri nasıl aşmalı? Soru bu. Kültürel ve yapısal engelleri nasıl aşmalı? Yine ben sözü Rana Hanım'la başlatayım bu sefer. Rana Hanım bakalım. Çünkü onun yaptığı iş biraz bu kültürel ve yapısal engellerin aşılmasına katkı sağlayacak türde projeler üretiyorlar. Sizden bir dinleyelim. Yine en fazla iki cümle Rana. Nasıl aşmak? Peki. Şimdi benim hani ortaya koymaya çalıştığım kendi hani departman stratejim aslında içeridekini dışarıya, dışarıdakini içeriye aktarabilmek. Yani biz dışarıya eğer bir sosyal yatırım, sosyal girişimcilik, işte bir etki ve hani toplumu dönüştürücü ya da iyi bak dünyana diyorsak bunu içeride de deyip bunu da dönüştürücü etkisini sağlamak ki ancak o zaman etkili olabiliyor. Bu birincisi. İkincisi de aslında hani hiçbirimizin kahraman olmadığını ve beraber yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada da bence hani o kültürel ve yapısal engellerdeki en temel noktalarını bence Nurhan Hanım dediği buraya da getirecek. İletişim profesyonellerinin üst yönetim kadrolarına daha çok entegre olması, o silolaşmayı, yani insan kaynakları, strateji, finans departmanlarıyla bir arada ve onları da dönüştürecek şekilde çalışması halinde bir etkisi olacaktır. Ağırlıklı olarak da benim hani bu yapısal ve kültürel engelleri aşmaktaki hani en temel noktam bu silo hani departman departman çalışmak yerine daha geçirgen, hani birinci derecede ben strateji ve İK ve kurumsal iletişimin hani çok neredeyse tek departman gibi çalışarak bu dönüştürücü etkisini arttırabileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki, çok teşekkürler. Güreşin hocam, siz ne dersiniz? Çünkü siz de yıllardır bu işin bir önemli bir işini üstlenmiş durumdasınız Buğday Derneği olarak. Bu kültürel dönüşüm, yapısal değişim süreçlerini yönetirken nasıl bir bilgi ürettiniz, nasıl bir deneyim sahibisiniz ve ne söylersiniz? Vallahi aslında hani Rana'ya katılıyorum. Bu noktada gerçekten hani kendi kurumlarımızın dışına çıkıp etrafta neler oluyor, başka olumlu yönde hani bu olumlu journalism kısmı var ya, onun gibi olumlu neler oluyor
başka nelerin de ön plana çıkarabiliriz? Bunu da görmemiz gerekiyor. Şirket meselesi olunca herkes kendi habitatını korumaya odaklanmış vaziyette. Ama mesela buğdayda yaptığımız şey bizim. Aslında bu olumlu haberleri, olumlu gelişmeleri hiç ayırt etmeksizin insanlara iletişimini yapmaktı. Yani çünkü olumlu şeylerin etrafında bir araya gelmeye ihtiyacımız var bir yandan da. Yani her şey çok olumsuz. Umutlu olmak için çok fazla sebebimiz yok. O olumlu örnekleri çoğaltmak ve insanların bunların farkına varmasını sağlamak. Evet, çoğalmasına ve katılımına destek olmak gibi bir yani işin eylem bazında hayata geçirilmesi noktasına katkı sağlamak. Evet, çok teşekkürler. Çok teşekkürler Güneş Hanım. Belgin Hanım ne dersiniz hocam? Haluk Hocam, ben burada tabii iletişim profesyoneli değilim ama benim düşüncem tüm markaların burada birlik olup dayanışma içerisinde aslında aynı mesajı vermeleri gerektiği yönünde. Birlik olmaktan da kastım sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17.si amaçlar için ortaklık diyor. Ben bunun aslında diğer amaçlara kıyasla işte orada hani yoksulluk, eğitim, eşitlik vesaire diğer amaçlar çok büyük amaçların yanında en kolay gerçekleştirilebilecek olan amacın amaçlar için ortaklık olduğunu düşünüyorum. Burada da bütün markalar sektörler içerisinde markalar arasında rekabeti bir kenara bırakarak konuya makro perspektiften yaklaşmalı ve bu birliktelikle ancak ben bu engellerin aşılabileceğine inanıyorum. Çok güzel, çok teşekkürler. Şayka Hanım'ı göremiyorum ama burada mı? Hocam yok, bir toplantı için ayrıca çıkması sanıyorum. Gerekmiş. Evet, anladım. Peki, bu durumda Nurhan'a söz veriyorum. Kadınları öne aldım gördüğünüz gibi. Evet. Ya benim diyeceğim bu yapısal ve kültürel değişimdeki en önemli şeyi ben birlikte çalışmak olarak görüyorum ve özellikle bu süreçte iletişimcilerin mühendislerle birlikte çalışıp politika, süreç ve uygulama üçlüsünü çok net doğru işi doğru şekilde yapacak şekilde belirlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Enteresan, mühendislerle birlikte derken biraz daha açar mısın? Şu, biz politika yazmakta çok iyiyiz. Bunu çok net yapabiliyoruz. Ama süreç tanımlamaları bunun uygulamaya dönüşü aşamasını yerleştirmekte çok iyi değiliz. O yüzden zaten uygulamalarda çok sınıfta kalıyoruz. Yani çok iyi bir şeyi disiplinel olarak yerleştirmekte zorlanıyoruz. O yüzden biraz mühendis kafasıyla böyle tak 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 yerleşecek şekilde gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Harika, teşekkür ederim. Serdar Bey, ne diyorsunuz? Evet, bu sefer mümkün olduğunca kısa cevaplamaya çalışacağım. Şimdi insanın gerçeklerle, hakikatlerle yüzleşme konusundaki direncini unutmadan şunu aklımızda tutalım öte yandan. İklim krizinin tehditleri çok aşikar ve kimsenin itiraz etmeye cüret edemediği bir mesele. Bunu istismar etmekten çekinmesinler. Yani bu kimsenin itiraz edemediği, en azından şu anki örneklerinde bir hakikat. Bu avantajı kullansınlar. İkincisi de biraz Arda Öztaşkın'a da ithafen şunun altını çizeyim. Şimdiye kadar böyle hep olumsuz öngörülerle karşımıza çıkan küresel büyük birlikler, odaklar hiç olmadığı kadar önemli. Devletlerin ve devletlerin oluşturduğu birliklerin hiç olmadığı kadar kritik ve belirleyici olduğu bir dönemdeyiz. Yani sahiden bu tabii bireysel çabalar önemli, başlangıç olarak da önemli. Fakat bireysel çabaların çok anlam ifade etmediği bir başlık bu. En basitinden şunu düşünün, senelerce alışverişlerde işte tek kullanımlık poşet kullanmayalım diye birçok inisiyatif çağrılarda bulundu. Ama bir gün devlet bunun kullanımını ücretlendirdi ve hiç tarihte görülmedik ve kimsenin öngöremediği bir kullanım düşüşü yaşandı. Düşük bedeline rağmen göreceli olarak. Dolayısıyla burada belki iletişimcilerin önceliği bu üst yapılara yönelik baskı grupları oluşturmak olabilir. Teşekkürler.
Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Yani hele günümüzde devlet gücü geçmişle, yakın geçmişle karşılaştırıldığında ciddi bir dönüşüm yaşadı. Çok da olumlu karşıladığım bir dönüşüm değil bu ama yani devletin baskısı gerçekten geçmişte olduğundan daha da farklı bir boyuta evrildi. O bakımdan devletin baskı grupları vasıtasıyla konuya dahil edilmesi öncelikli bir iş olarak kültürel ve yapısal değişim için gereklidir diyorsunuz. Doğru mu söyledim? Doğru, kesinlikle öyle. Hem devletlerin hem de devletler birliklerinin. Devletler birliklerinin. Peki, teşekkür ederim. Serracığım, sen ne diyorsun? Ben de belki şunu ekleyebilirim. Şimdi iklim değişikliğinin hep olumsuz taraflarını konuşuyoruz ama iş dünyası için fırsatlar da sunuyor. Şimdi döngüsel ekonomi üzerinden özellikle son zamanlarda sektörler arası işbirliğini de görüyoruz. İletişim profesyonelleri hani bu engellerle karşılaşırken belki biraz yani yine savunuculuk bağlamında farklı departmanlara ve üst yönetime bu süreçlerin onlara ekstra neler kazandırabileceğine de daha fazla iletişim yapıyor olabilirler. Yani bunu yapmak hem itibar için hem yatırımcı bulmak için, müşterinin isteklerini yerine getirmek için ama aynı zamanda da iş çeşitliliğini, işin önümüzdeki yıllardaki sürekliliğini sağlayacak yeni fırsatları kollamak için de önemli olduğunu söylemeleri bence bir yaklaşım şekli olabilir. Peki, teşekkür ederim. Sertaş Bey, size bir sorum var bu konuyla ilgili olarak. Acaba kültürel ve yapısal engeller derken ne anlamalıyız? Siz çünkü uzun bir süredir sürdürülebilirlik konusunda önemli iletişim çalışmalarının aktif bir çalışanısınız. Dolayısıyla burada mesela verilen mesajların algılanması, anlaşılması, bir dönüşümün ortaya çıkması noktasında gördüğünüz ya da farkına vardığınız, hissettiğiniz engeller neler oluyor? Hocam şimdi bizim iletişimde ve pazarlamada kabul ettiğimiz, öngördüğümüz ve üzerine çalıştığımız segmentler vardır ya. Evet. Sürdürülebilirlik içinde buna benzer ama farklı farklı segmentler var. Okuduğum kaynaklarda, bugüne kadar yaptığım görüşmelerde hep onlarla karşılaştım. Ya, örnek veriyorum, Türkiye'nin çok büyük enerji şirketlerinden biriyle ben yaklaşık 6 aydır çalışıyorum. Sürdürülebilirliğin iç iletişimiyle ilgili. Sürdürülebilirliği bir mavi yakalıya anlatırken, bir çağrı merkezi çalışanına anlatırken, bir müdüre anlatırken veya bir genel müdür yardımcısına anlatırken bunları farklı dillerle anlatmak gerekiyor. Yani sorunuzun direkt cevabı olmayabilir, kültürel engellere direkt cevap olmayabilir ama her birinin konuya bakış açısı, her birinin kültürü, her birinin ön kabulü farklı olduğu için bunu gündeme getirebilirim. Yani kendi yaşadığım deneyimden bunu gündeme getirebilirim. Aynı şekilde bu markaların yaptığı sürdürülebilirlik iletişimi için de geçerli. Yani markaların bir şunun farkına varması gerek. Sürdürülebilirlikle ilgili yaptıkları faaliyetleri aktardıklarında birileri bu konuya çok ilgi duyacak, birileri birazcık ilgi duyacak, birileri de hiç ilgi duymayacak. Çünkü hani büyük konferanslarda da ben soruyorum, sürdürülebilirliği tek bir cümlede, bir nefeste anlatabilecek kimler vardır diye. Çok az insan el kaldırıyor. Yani yapılmış araştırmalarda, işte Bekir abinin yaptığı araştırmada birazcık farklı sonuçlar çıkmış olabilir ama sonuç itibariyle konu o kadar geniş bir konu ki, yani sürdürülebilirlik dediğimiz şey 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacının altında bir sürü başlık var. Dolayısıyla aslında yüzlerce başlık var. Ondan dolayı da konuyu kişilere özel, topluluklara özel anlatmayı denemek burada bize avantaj sağlayabilir hocam. Böyle düşünüyorum. Yani bunu herkese aynı şekilde anlatmak yeterli olmuyor ve etkili olmuyor. Benim gördüğüm o. Peki, teşekkür ederim. Ebru hocam, buyurun. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ben katılıyorum Sertaç Bey. Aslında kültür söz konusu olduğunda aslında kültürün katmanları diye de bakarsak hani bir marka iletişimcisi nasıl ürün pazarlarken, iletişimini yaparken segmentasyon yapıyorsa belki sürdürülebilir konusunu da bir işi olarak alıp buna göre yani profile uygun bir şekilde ona uygun içerik ve araçlarla ya da anlayabileceği dilde iletişimini yapmak da sanırım doğru bir strateji olacaktır. Peki.
Çok teşekkür ederim. Yani teknik bir boyutunu Sertaç Bey dile getirdi. İletişimin hani kiminle konuştuğumuzu dikkate alalım. Onun anlayacağı şekilde söyleyeceklerimizi kodlayalım, anlatalım. Hiç kuşkusuz zaten iletişimden söz ediyorsak bunları yapacağız. Ama burada öncelikle bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden hangileri bu kültürel ve yapısal değişimin gerçekleşmesine doğrudan öncelikli katkıda bulunabilir sizce hocam? Ne diyorsunuz? Mesela kadın meselesi var. Bunlardan bir tanesi olarak bazı görüşler var ki kadını öncelikli bir sorun olarak ele almadan bu işin önü açılmaz deniyor. Katılır mısınız buna? Elbette, çünkü nüfusun yoğunluğuna baktığınız zaman aslında eğer kadını bunun dışında bırakırsanız, yani %50'yi zaten dışarıda bırakmış oluyorsunuz ya da dahil etmemiş oluyorsunuz ya da göz ardı etmiş oluyorsunuz. Kadının gücünü de alabilmek için tabii ki öncelikler arasında olmalı. Bugün bilmiyorum, buradaki bir sürü kurum için bu söz konusu değil belki ama işte yönetici düzeyinde kadınlar, sadece çalışanlar gibi değil, yönetici, karar verici ve söz sahibi olan koltuklarda kadınları görmek, dahil etmek belki öncelikler arasında da olabilir. Ama oraya gelene kadar tabii kadın meselesini çok daha günlük hayatta da ciddi sorunlarda olduğunu farkına varmak gerekir. Sadece onunla da değil, eğitim tabii ki bence en önemli unsurlardan biri. Eğitim eşitliği mesela. O ciddi anlamda artık eğitimin bir lüks haline geldiği bir ülkedeyiz. Yani paran yoksa okuyamaz bir hale gelir gibi durumdayız ve eğitimin, hani biraz önce kıtlık vesaire dedik ya, bence eğitim kıtlığı da ciddi sorunlardan bir tanesi olacak ileride. Çünkü gördüğünüz işte yüzeysel bir eğitimden bahsetmiyorum. Gerçekten işte öğretmeninin de nitelikli olduğu, eğitim araçlarının da nitelikli olduğu, teknolojiyi de karşılayan veya teknolojiye ayak uyduran bir eğitim düzenini kurmak sanırım sadece işte ülkede şu kadar sayıda okul olmasıyla sağlanabilen bir şey değil. Ciddi bir yatırım, ciddi bir düşünce biçimini gerektiriyor. Belki eğitim de öncelikler arasında olabilir. Yani o 17 maddeyi hani ehemi mühime nasıl tercih ederiz bilmiyorum. Çünkü bu bir zincir. Hepsi birbirini etkiliyor. Ama zincir, ama yani her toplumun, her kültürün kendine özgü koşullarını dikkate aldığımızda, evet, el atacağımız öncelikli sorun alanlarının tespiti de bu kültürel ve yapısal değişimin hayata geçirilmesi noktasında önemli projeleri devreye sokmayı gerektirebilir. O noktada eğitim diyebilirim. Eğitim ve kadın meselesi bence de, evet. Çok teşekkürler. Ben bir noktayı daha Belgin Hocam'a soracağım. Ebru Hocam, siz de doğrudan meselenin içerisine dahil etmek istiyorum bu soruyla ilgili olarak. Şimdi şirketler var, sivil toplum var, toplumun temsilcileri ve önderleri olarak, ve de üniversiteler var. Yani değişik ekosistemin içinde yer alan efendim paydaşlarımız var. Bunların içerisinde özellikle üniversitelerin şirketlerle, sivil toplumla ilişkileri açısından konuya baktığınızda, bu kültürel ve yapısal değişim konusu hangi seviyede, gerçekten sizi tatmin eden nitelikli çalışmaların, ilişkilerin varlığından söz edebilir miyiz? Yoksa burada bir sorun var mı? Hocam bence çok yetersiz. Ben öyle görüyorum. Akademinin bu konuda çok zayıf kaldığını düşünüyorum maalesef ki. Biz kendimiz kendi sularımızda yüzüyoruz. Burada işbirlikleri anlamında da, yani bizlere de işbirliği önerisi çok fazla gelmiyor. Bizlerden de onlara çok gittiğini düşünmüyorum. Çok yüzeysel kalıyor maalesef ki. Bu konularda çalışma yapan zaten az kişi olduğumuzu düşünüyorum. Ama bizlerin yaptıkları da yine maalesef ki bence önemli yerlere varmıyor. Burada hem kendi içimizde, akademi zaten kendi içerisinde bir birlik değil. Bunun ötesinde biz kendi içimizde bir birlik değilken, tabii ki şirketlerle de ya da STK'lar, diğer başka kurumlarla işbirliklerinde çok zayıf kalıyoruz. Burada
yani umuyorum ki bu ortam da ona aslında bir vesile sağlıyor. Şirketlerden belki bizlere dönük projelerle gelinebilir. Bizlerin de bu konuda daha aktif olarak çalışması lazım. Ben genel olarak akademinin bu konuda kendim de öz eleştiri yapıyorum. Zayıf buluyorum. Peki hocam, bir şey dediniz. Bizler de kendi içimizde birlik değiliz dediniz. Yanlış duymadım değil mi? Evet, ben öyle düşünüyorum. Neyi kastediyorsunuz birlik olmama durumunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani bizim de önceliğimiz sürdürülebilirlik değil. Maalesef hani şirketlerde değil, evet bunu söylüyoruz ama akademinin de önceliğinin bu olması lazım. Akademide de bu daha şirketlerdeki kadar bile ilerlemiş değil. Yani mesela sürdürülebilirlik konusunda araştırma merkezleri yurt dışında, üniversitelerde, Amerika'da çok iyi üniversitelerde var. Bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyorlar. Türkiye'de bakın bunlar tek tük. Çünkü bir araştırma merkezi kurmak örneğin, siz de biliyorsunuz ki kolay bir şey değil. Çok uzun prosedürler gerektiriyor. Dolayısıyla biz de kendi içimizde bunu daha çok öncelikli hale getiremedik diye düşünüyorum. Dersler anlamında daha ders çok çok yetersiz bölümlerde ders var. Ben şahsen bütün derslerimin içeriğine mutlaka sürdürülebilirliği entegre ediyorum. Ama bunun bir zorunluluk haline belki de gelmesi gerekiyor. Evet. Merkezlerle desteklenmesi gerekiyor. Öğrencilerde bunların farkındalığının arttırılması gerekiyor. Daha bizde ortak bu konu, projelerin evet, derslerin maalesef çok bence yetersiz. Peki, teşekkürler. Ebru Hocam, ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani katılmamak mümkün değil Belgin Hoca'ya. Yani gerçekleri söylememiz lazım. Biraz yani ne kendimize batırmamız lazım o büyük olanı. Şimdi şöyle katılıyorum, yani bizim hep beklentimiz ne, şirketler bize bilgi açmıyor, şirketler bizimle araştırma yapmıyor, araştırma yapmak istese kapıyı çalsak bize. Biz ne sunduk ki şirketlere? Yani bugün burada çok büyük kurumların yöneticileriyle birlikteyiz ve hemen hemen hepsi eminim dışarıda özel araştırma şirketleriyle çalışmayı tercih ediyordu. Biraz önce Rana Hanım söyledi galiba. Aslında biz nabzı tutarken işte ajansların, yani yanılmıyorum umarım, ajansların bize verdikleri bilgi kadar. Serra söyledi Ebru Hocam. Serra söyledi. Tamam, Serra Hanım söyledi. Kusura bakmayın, bazen takipte zorlanıyorum. Çok kıymetli herkesten görüş var ama hani bunun en azından aklımda tutmuşum. Haklısınız, ajansların bir dikkat. Şimdi bizim aslında çok ciddi kaynaklarımız var. Nasıl kaynak var? Onlarca, yüzlerce öğrenci, bütün üniversite iletişim fakültelerine baktığınız zaman yüksek lisans doktora öğrencilerimiz var ve hepsi her danışmana geldiğinde hocam ben ne alanda çalışayım? Yani çok nadirdir böyle alanını ve test konusunu belirleyen bir öğrenci. İşte başlı başına bir kaynak. Biz araştırmayı nerede yapalım, hangi konuda yapalım diye düşünürken oysa dışarıda da şirketler bu konuda ciddi araştırmalara ihtiyaç duyuyorlar. İşte buluşabilsek nitelikli çalışmalarımızı paylaşabilecek. Belgin Hoca biraz önce söyledi. Biz sırça fanus içindeyiz. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Haluk Hocam siz bilirsiniz. Özellikle vakıf üniversitelerindeki rekabet dolayısıyla çok ciddi nitelikli yayınlar yapıyoruz. Ve bunlar uluslararası yayınlar. Ama bir tanesi acaba şuradaki kişiler tarafından okundu mu? Ha, bunu okumadığı için söylemiyorum. Biz ilettik mi? Biz bunu atıyorum bir executive summary gibi böyle özet yapıp paylaştık mı? Damıttık mı? Yani onca teoriyi okumak zorunda değiller ama sonuçları paylaştık mı? Bu konularda çok yetersiz olduğumuzu düşünüyorum. Bunu kabul etmemiz lazım. Peki. Şimdi bir önceki fasılda Didem Hanım'a söz vereceğimi söylemiştim. Orada veremedim. Şimdi buradaysa kendisine sormak isterim. Bu konuyla ilgili özellikle kültürel ve yapısal değişim meselesinde ne düşünüyor acaba? Burada tekrardan mı? Merhaba herkese, buradayım. Evet. Haluk Hocam merhaba tekrardan. Öncelikle tüm değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Boynar Grup Kurumsal İletişim Yöneticisiyim ben de, Didem Öztekin.
Şöyle ki tüm bahsedilenlerle birlikte kesinlikle demin özellikle altını çizdiğimiz eğitim eşitliği, artı kadın konusu, yani toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz konu aslında bizim Boyner Grup olarak da sizlerin de bildiği gibi sahiplendiği, en çok sahiplendiği konularımız arasında, sürdürülebilirlik konularımız arasında en başında biz, yani 17 sürdürülebilirlik kalkınma hedefinin toplumsal cinsiyet eşitliğine çok bağlı olduğunu da düşünüyoruz ve bunun üzerine iletişim çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm iletişim çalışmalarında demin de bahsedilen gibi bir rol edilmesi gerekiyor. Yani şöyle ki ben de iletişim fakültesi mezunum, yüksek lisansımda iletişim üzerine yaptım. Tamamen demin bahsedilen konular gibi demin Arda Bey'in de bir görüşü vardı. Platform kurulması, bizim şirketimizdeki bu, yani şirketin çatısı bunu sahipleniyor. Ama alt kadro dediğimiz çalışanların da sahiplenmesi için aslında her birine görev, her birinin bununla ilgili bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir topluluk olacağını, toplulukta bir önem olacağını düşünüyorum. Kesinlikle kişisel hayatımızda bunu yer etmediğimiz sürece sadece bu yazılı kitaplarda sürdürülebilirlik konusunda kafa yorduğumuz işlerde olacak ve günlük hayatta çalışanlarımız da bu şekilde, normal bir şekilde gidecek. Yani bunun eğitim konusunu nasıl oturtabileceğini siz değerli hocalarımız çok daha iyi bilirsiniz tabii ki de. Eğitim zamanımızda bu biraz eksikti bizim de. Çok fazla bu konuda bilinçlendirilmediğimizi düşünüyorum. Peki, teşekkürler Didem Hanım. Şimdi son sözü bu konuyla ilgili Tayfun Bey'e vereceğim. Kendisi malum etik üzerine çalışıyor uzun yıllardır profesyonellerle birlikte. Etik de kültürel anlamda önemli bir meselemiz bizim. İş yapış tarzımızla alakalı olsun, hayatı yaşama biçimimizle alakalı olsun. Acaba bu meseleye bakışımız, şirketlerin, toplumun, kurumların bu sürdürülebilirlik ve iklim krizi konusundaki kültürel engellerle bir paralellik arz ediyor mu? Oradaki sorunumuz bu alanda ekstradan bir yük getiriyor mu? Ne diyorsunuz? Çok kısa iki cümle. Hocam, birinci engel beynimiz, kafamızın içi yani. İkinci engel de... Söz vermedim ben ama... Sen yanlış anladın. Önce bir Tayfun Bey'e söz vereceğim, sonra sana söz vereceğim. Bir dakika, devam edebilir miyim? Peki. Şimdi birinci engelimiz beynimiz, kafamız, kafamızın içi. Bunu değiştirmek konusunda pek işimize gelmiyor nedense. İkinci engel de konfor alanımız. Dolayısıyla bu ikisiyle oynaşmadan doğru cevapları doğru yerde bulma şansımızın olmadığını düşünüyorum. Şimdi Tayfun'a söyle gidebiliriz. Peki, teşekkürler. Şimdi Salim Bey, gördüğünüz gibi bugünkü çalışmamızda çok az konuştu. Dolayısıyla merak ediyor olabilirsiniz neden böyle bir program dizaynı olduğunu. Kendisine oturumu kapatma aşamasında söz vereceğiz. Ve bütün burada konuşulanların bize sonuç bildirgesine geçecek şekilde bir özetini yapacak. O nedenle şimdilik dinliyor ve not alıyor. Buyurun Tayfun Bey. Teşekkür ederim hocam. Estağfurullah. Ben bu soruyu diğer dostlar gibi okumadım. Makro seviyedeki kültürel yapısal engellerden önce şirket içindeki mikro seviyedeki yapısal ve kültürel engellerle de mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. İletişim profesyonelleri tarafında. Yani yönetim kurulu iradesi için bir çarpan faktörü olmak kadar önemli rolü olan bir departman. Berana Hanım az önce şey dedi, biz sadece sözü taşımayız, biz bilgiyi de taşırız ve bilgiyi iki yönlü taşırız. Dışarıdan içeri ve içeriden dışarı. Bu kadar önemli bir departman veya bu kadar önemli bir fonksiyonun icra kurullarında, yönetim kurullarında yer almaması, aldığı takdirde azınlıktaki bir takım şanslı meslektaşların ancak şanslı oldukları şirketlerde hakim, stratejide söz söyleme hakimiyetine sahip rol bulabildiği bir dünyada yani daha ötesindeki yapısal engeller nasıl aşılır bilmiyorum. İçerideki yapısal engellere daha çok odaklanırdım ben. Bir şey de sağ olsun Salim Hocam destek oldu. Hem kafadaki engeller hem de etik dediğiniz şey birçok yerde karşımıza çıkıyor ama ilk karşımıza çıktığı yer gene yönetim kurulunun iradesi.
ben bu işi böyle yaparım, ben bu şirketi böyle yönetirim, bu şirket böyle bir şirkettir deyip de bir kimlik beyanı ortaya koyduğunda etik ortaya çıkıyor. Yasaların da ötesinde düşünmeye başladığında bunu da tabii iletişimciler iç ve dış paydaşlarla doğru bir çarpan faktörü olarak şey yaptıklarında, ilettiklerinde şirket gerçek potansiyelde yükseliyor. Bir şey üretmek değil, bir şeyin parçası olmak potansiyeline ulaşıyor. Ama ilk önce içerideki yapısal engellerden başlayalım. İletişim departmanına hak ettiği yeri verelim. Çok teşekkür ederim. Strateji kurmaktaki hak ettiği yeri verelim. Gayet önemli bir noktaya değindiniz. Teşekkürler. Şimdi efendim geldik çalışmamızın son bölümüne. İletişim profesyonelleri arasında işbirliği ve dayanışma hangi esaslar üzerine kurulmalı? İletişim profesyonelleri arasında işbirliği ve dayanışma hangi esaslar üzerine kurulmalı? Sorusunun ilk yanıtını Arda Bey'den alalım. Buyurun. Yani gözlerimi kaçırdım hocam sizden ama yakalandım. Yaka, ben anladım kaçırdığınızı. Hocalık evet. Dediğim sezgisi. Evet. Ya zor soru ve zor konu. Çünkü ya meslek kuruluşlarında da bu işleri konuşuyoruz. Burada da konuşuyoruz. Bu işi yapanlar arasında bir avuç insan bir araya gelip kendi içimizde de konuşuyoruz ama temelde bence şöyle problemlerimiz var. Yani bir, şu saate kadar konuştuğumuz konular, şirketlerin kendi ajandaları, yönetimler arasındaki farklılık, onların gündemi, günlük hikayelerin kendileri. Dolayısıyla bu geleceğe yönelik konuların gündeme gelmesi ve bunlarla ilgili ortak kararlar alınması gerçekten çok zorlu hale geliyor. Bir yandan işte rekabet kuralları vesaire diye baktığımızda işte bir konsensus olması, yani fikir olarak hepimiz anlaşıyoruz. Burada da her konuda hemen hemen hemfikiriz, işin önemi konusunda da. Ama bununla ilgili hep beraber hadi somut adım atıyoruz dediğimizde o işi gerçekleştirmek çok kolay olmuyor. Örneğini vereyim, işte Reklam Verenler Derneği'nde de özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili reklam içeriklerinin hazırlanması biliyorsunuz bir konudur uzun zamandır. Peki her marka mesela bu son derece kritik ve aslında prensipte el sıkıştığımız konuya uygun ve uyumlu davranıyor mu derseniz, orada yine sabaha kadar aslında konuşuruz sizinle. Dolayısıyla çok aslında basit ve temel meselelerde de ben sektörün ortak bir yöne doğru ilerlemesinin çok kolay olmadığını, ancak ve ancak bazı yaptırımlarla veya regülasyonlarla işte ya etik kurulu ya biliyorsunuz işte Reklam Verenler Derneği'nin bir takım organlarıyla işte rekabete uygun olmayan iletişim tarzlarının birbiri tarafından şikayet edilmesi falan filan gibi böyle yöntemlerle bu iş sürdürülmeye çalışılıyor. Ama nasıl ki bütün sürdürülebilirlik hikayesi için yapısal bir şeyden bahsediyoruz dönüşümden. Bence iletişim tarafında da bu hikayenin kendisi için ve işbirliği için çok net ve somut yapısal adımlar atıyor olmakta. Belki yeni organlar kuruyor olmakta. Ve bu işi öncelikli hale getirmekte fayda olur diye düşünüyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben Şahika Hanım'ı göremiyorum burada mı acaba? Yoklar Haluk Hocam, bu toplantıdan dolayı çıkmaları gerekti. Anladım. O zaman Selin Hanım size söz vereyim bir profesyonel olarak bu konuyla ilgili görüşünüzü alalım. Haluk Hocam aslında bir önceki kültürel bariyerler, engeller diye bahsettiğimiz konuyla da ilintili. Çünkü aslında iletişimciler olarak söylemlerle bu algıyı kültüre çok önemli katkılar veren role sahibiz diye düşünüyorum. Ve bu ben dilinden biz diline geçebilmek elbette kolay olmasa da birinci misyonumuz bu olabilir. Ve inanılmaz bir kaynak yönetiminde de problem yaratıyor. Biz yani özellikle yaptığımız projelerde ortaya çıkan bir şeyi açık kaynağa çevirebilmeyi ve aynı yapıldığı bütün kurumların tekrar tekrar aynı şeye vermemesi için mesela özen gösteriyoruz. Bu bence iyi bir örnek. Çok önemli.
Ama ya az önce Ebru Hocam'la Belgin Hocam arasındaki diyalogta da örneğin, yani orada bir takım şey gibi de bakmak lazım. Kalkınma amaçları, onun altında binlerce madde var. Ve hepimizin odaklandığı, özellikle özel sektör ya da sivil toplum olarak belli alanları seçip ona efor harcamak zorundayız. Hepsini başaramayız. Orada minik minik işbirlikleri bile çok kıymetli ve orada aslında böyle hep bir meslek konuşma ya da numeriklerle, rakamlarla etkiyi ya da başarımızı ölçme gücünden de uzaklaşmak, biraz daha detayında mikro paydaşlarla, mikro işbirlikleriyle de ilerlemek işe yarıyor ve etkiyi çok gerçekten çarpan etkisi var. Biz o eski iletişim güdüleriyle çok büyük bağırmayı, çok büyük büyük bütçeler yatırmayı hep nedense kodlanmışız ama biraz ondan da devir, o anlamda da tasarruf devri ve o anlamda da işbirliği devri 17. madde adında çok güzel referans veriyor. Bence biraz hepimizin öncelikle benliği de biz dilini içeriden başlayarak lider söylemlerine de entegre ederek ülkede de o ayrıştırıcı dilden değil birleştirici dile doğru götürmek. Anladım. Bu sofradaki peki. Herkesin bence çok büyük misyonu anladım. Var. Ben bunun da etkili olduğunu kendi kurum adına yaşıyorum ve görüyorum. Teşekkürler, sağ olun. Önemli bir nokta tabii, hiç kuşkusuz. Ama ben mesela şunu da çok merak ediyorum. İletişim profesyonellerinin mesleki örgütler altında bilgiyi paylaşma, deneyimi paylaşma, sadece Türkiye'deki mesleki örgütlerle alakalı bir sınırlılık içerisinde de konuşmuyorum. Uluslararası bir mesele olduğuna göre, gezegenimizin bir sorunu olduğuna göre, oradaki uluslararası kuruluşlarla alakalı, meslek örgütleriyle alakalı bir işbirliği var mı? Bilgi akışı var mı? Birlikte bir araya geliniyor mu? Benchmarklar yapılıyor mu? Bu açılardan baktığımız vakit, hani yapılmalı, edilmeli de bunca zamandır da hani bir şeylerin yapılıyor olması gerekir. Rana Hanım'a bir soralım bakalım, ne diyorsunuz? Biz gerçekten bu alanda bir şeyler yapıyor muyuz? Benim en zayıf olduğum alandan sordunuz hocam. Yani ben özellikle uluslararası, yani iletişim profesyonellerinin uluslararası networkleri noktasında çok fazla hani sürece dahil olan bir kurumu temsil etmiyorum. Ama bende bir ışık yaktı. Öte yandan da Türkiye'deki hani kurumsal iletişim örgütlenmesi noktasında bence son yıllarda biraz hareketlenme var. Dediğiniz noktadaki hani yakın ve sıkı işbirliği var mı? Tabii ki hani tartışabiliriz ama özellikle de bu etki, hani sosyal etki noktasında ciddi bir paylaşım network'ümüz var. Ben de çok besleniyorum. Hani o anlamda iyiye doğru bir gidişat var. Bizim ama yani bir taraftan da aslında hepimizin geldiği, hani orada Nurhan Hanım da bence söyledi. Bizim temel görevimiz örgütlü olsak da olmasak da bir ön büro görevi gördüğümüz için hani iletişimciler olarak bu paydaş ekosistemini harekete geçirecek her türlü mücadele vermemiz lazım. Biraz önce Selin de bahsetti. Aslında hani yapmaya çalıştığımız şey birazcık, çok da söylüyoruz. Bizim de söylemlerimizin bir parçası. Ekosistemden ekosisteme geçiş. Dolayısıyla artık bu ekosistem yönetimini iletişim profesyonel bırakmayacak şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Bence sektör de bunu anladı, farkında. Ama sizlerin desteğiyle birazcık daha işte bu araştırmalar, sizlerin yazması, çizmesi, hani bizlerin daha çok konuşmasıyla gelecek olanı yakınlaştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hepimiz farkındayız. Peki, teşekkürler. Ben bu bölümle ilgili çok fazla arkadaşımıza soru sormayacağım ama birkaç kişi var. Onlardan bir tanesi Serra. Serra, ne diyorsun bu konuda? Çünkü yani sektörle bu konularla... Tam şeye baktım. Şimdi katılımcı listesine bakıyorum. Burada mesela iletişim, Türkiye'de iletişim dernekleri de var, aktif çalışan diyebiliyorum. Yani sizlerden duyduğum, uzmanlık alanım değil ama. Mesela o derneklerin temsilcilerinin de belki bu toplantıda olması gerekir. Yani Repmen'in network'ünde mutlaka varlardır ama böyle bir toplantıda onların da olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu örgütlülük tarafı önemli ya günün sonunda. Mesela ben Salim daha iyi bilir. Mesaj aldım şeyden, TÜİT'ten. Bu etkinliği bana duyuruyordu. Ama burada da olsun isterdim. Var mı aramızda acaba TÜİT'ten temsilci?
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nden? Olması gerekir. Hocam, evet. Onlarla planladığımız başka bir etkinlik var. Onu hayır, hayır, dinleyici olarak. Yani konuşmacı olarak değil. Dinleyici olarak vardır aramızda hocam. İnşallah. Peki. Dolayısıyla Serra'cığım buyurun. Hocam şunu eklemek istedim. Yani onların da gündemlerinde ana konularından birinin sürdürülebilirlik iletişimi olması gerekir. Öyle mi bilmiyorum. Dernek üyeleri daha iyi bilir, Salim Bey bilir ama olması gerekir. Ve ya kendi üyelerini bu konuyla ilgili bilgilendirme görevinde üstlenmeleri gerekir diye düşünüyorum. Çok anladım. Önemli bir mecra. Evet, bence de. Peki Nurhan sen ne diyorsun? Yine sektörle çok yakın ilişki içerisinde olduğun için. Ben çok net olarak az bilgiyle başarı olmayacağını söylüyorum. Şu anda hiç yeterli bilgi yok. O yüzden önce bir bilgi kütüphanesi oluşturulmalı bilinçlenme açısından. O yüzden bir kere bir birliktelik gerekiyor. Yani bilgiyi artırma gerekiyor. İkincisi bence şu sürdürülebilirlik konusunu tabii ki fark yaratırsınız iyi yaptığınız şeylerle ama bunu bir rekabette farklılaşma olarak konumlandırmamak gerekiyor. O yüzden herkes bir çuvala birlikte bilgisini yapacaklarını atıp konuyu büyütmeli. Bir de son olarak bir şey söyleyeceğim. İletişimciler evet bugün iklim değişimi sürdürülebilirlik konuşuyoruz ama bugün iletişimcilerin mezun olma aşamalarındaki konumlandırmasını bence önce bir ele almak gerekiyor. Bu çocukların mesleki olarak nereye yerleşecekleri konusu. O yüzden ben iki taraflı bakıyorum. Bir, bilgi artırmak için bir araya gelmeliler. Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Çok yolu var da girmeyeyim konuya. İkincisi de tamamen iletişimcinin konumlandırmasını mezuniyet aşamasından ele almak gerektiğini düşünüyorum ben. Peki. O iletişimcinin konumlanması meselesi 100 yıldır konuşulan bir mevzu. Vallahi insanın kendi niyetleriyle ve sektörün talepleriyle kesişmesi noktasında anlamlı sonuçlar üretebilir. Yani ben artık eskisi kadar bir iletişim şovenisti değilim. Herkes bu işin içerisine dahil olabilir. Yeter ki bilgisi olsun, merakı olsun, ilgisi olsun, çalışkan olsun. Yani iş iletişim fakülteleriyle de sınırlı bir konu olmaktan çıkalı çok oldu çünkü diye düşünüyorum. Peki Güneş'in sen ne düşünüyorsun? Çok kısa bir cümle. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama yani şunu söyleyebilirim. Bilgi çok önemli ve bugüne kadar aslında bilimin dilini kullanarak biz bir şeyler yaptık. Hep bilimin diline referanslar verdik. Dedik ki işte emisyonlar şu kadar artıyor, işte gıdada küçülme olacak, kıtlık gelecek, hastalıklar olacak falan bir sürü şeyler. Hepsi de oldu belli bir süre içerisinde. Daha hala bilgi ve bilim üzeri gidiyoruz. Fakat bilimin dili buraya kadar. Yani insanları eğer iletişimden bahsediyorsak, insanları harekete geçirmekten, bir şeyler yapmaktan, dolayısıyla bilgi zihne, iletişim, harekete geçme kalbe hitap eden şeyler. Bunun için aslında sanatın kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben çok yoğun bir şekilde. Sanatın ve sanatçıların özellikle bu konuya ilgilerinin çekilmesini düşünüyorum. Ve burada da katılımcı sanat, kamusal alanda sanat gibi. Aslında sanatın bireyselliği ön plana çıkaran değil de bizi, toplumu bir arada çalışmayı öne çıkaran, ortaya koyan derivasyonlarının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Harika. Sanatı yani gün boyunca ilk defa sizin vasıtanızla duyduk. Çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Sanatın olmadığı yerde işlerin hallolması mümkün değil. Çok güzel. Şimdi en son sözü Serdar Bey'e vereceğim. Ama ondan önce iki tane hocam var. Bunlardan bir tanesi, evet, Belgin Hanım. Belgin Hanım ne diyorsunuz? Bir cümle lütfen. Haluk Hocam, ben burada tabii markalar, işletmeler, ticari kuruluşlar
biz bunlara kar etmesinler demiyoruz. Amaçları tabii ki kar maksimizasyonu olacak. Hem fikir olunması gereken konunun ben burada çevreye zarar minimizasyonu olduğunu düşünüyorum. Yani burada dünya kaynaklarını korumak gerekiyor. Bir örnek vererek tamamlayacağım. Çok güncel olduğu için Patagonya'nın geçenlerde biliyorsunuz hisselerinin %98'ini çevreci vakıflara bağışladı. Burada Go Purpose şeklinde bir yani bizim hissedarımız dünya dedi. Farklı bir bakış açısı ortaya koydu. Dolayısıyla böyle iyi örneklerin de var olabildiğini görüyoruz. Hem fikir olunması gereken konu işte bu, yani dünya bizim hissedarımız. Harika. Teşekkür ederim hocam. Ebru Hanım buyurun hocam. Güneş Hanım çok güzel bir konuyu söyledi. Sanat dedi. Ben biraz daha başka köşeden biraz teknoloji demek istiyorum. Aslında teknolojiyi dahil etme mümkün olabilir. Çok güzel örnekler olduğunu söyledik. Buradaki kurumların da birbirinden güzel örnekleri var. Şimdi hemen hemen her alanda artık bu machine learning'ler, öğrenen sistemler, işte yapay zekalar kullanılıyor. Neden bunun iletişiminde kullanılmasın? Bu güzel örnekleri bir araya getirip sonuçta çoğaltmak ve idealleri ortaya koymak konusunda belki teknolojiden yararlanmak mümkün olabilir. İşte sorunları ve fırsatları makineye yükledikçe belki makine bizden daha iyilerini söyleyebilir. Paylaşımı da daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Serdar Bey, şimdi bizim bu işbirliği ve dayanışma konusunda. Yani karnemiz nasıl bir kere? Teorik olarak konuşabiliriz. Çok önemli, çok gerekli, yaptık, yapıyoruz, daha çok yapacağız. Ama bizim DNA'mızda, kodlarımızda bununla ilgili bir problem var mı? Ya da yok mu? Bu işi nasıl biz olması gerekene evirebiliriz? İşbirliği ve dayanışma. Bakın bu meseleden de bağımsız soruyorum bu soruyu son olarak size. Evet, çok zor bir konuda son sözü alma sorumluluğunu üstlenmek istemezdim ama şöyle söyleyeyim. Bu sermaye odaklı, sermaye birikimini öncelikleyen yaklaşımda hani çok bilindik bir tabir vardır. Der ki sermaye kesemediği ağacın gölgesini satar der ya, ki birçok örnekte de görmüşüzdür ki doğrudur. Şöyle söyleyeyim, birkaç hafta önce yaptığım bir gazete haberini paylaşayım buradan da bu vesileyle. İklim krizinden her işte bu gezegeni paylaşan ülke kendince nasipleniyor. Bazısı az, bazısı fazla. Bunlardan biri Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'daki buzullar eriyor. Ve bu buzulların erimesiyle birlikte buzulların altında gömülü olan yakın zamana kadar erişilemeyen, ulaşılamayan nadir elementler ve kıymetli madenler ortaya çıkıyor. Ve yeni bir sermaye grubu buraya hücum ediyor, lisans alıyor bunları çıkarmak için. Yani bu iklim krizi dediğimiz şey hala bazıları için, bazı yaklaşımlar için de fırsat konumuna geliyor. Dolayısıyla onlar küresel ısınmanın hızının artmasını talep ediyor dahi olabilir. Yani çok abartarak söylüyorum tabii. Dolayısıyla burada belki o işte 20. yüzyılın 19-20. yüzyılın önemli tiyatro yazarı ve şairi Bertolt Brecht'in şiirinde olduğu gibi, yani ya hep beraber ya hiçbirimiz dememiz lazım. İletişimin sığınabileceği tek ortak payda ve liman bence en insani duygumuz olan vicdan. Bunun dışında bir ortak paydamız kaldığını düşünmüyorum. Sadece vicdanımıza sığınmak ve ortak bir vicdan geliştirmek zorundayız bence. Peki. Çok teşekkürler. Efendim böylece bu beyin fırtınası çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Ümit ederim sizlerin içine sinmiştir. Söylemek istediklerimi söyledim diyorsunuzdur. Varsa bir eksiklik, bir yanlışım, affınızı rica edeceğim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan bu çabamız için, bu katkımız için, sizlerle beraber olduğum için ben çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Salim Bey'e sözü vereceğim. Bir toparlasın ve kapatsın. Buyurun Salim Bey.
Evet hocam, valla her zaman gibi mükemmel bir moderasyon örneğiyle bu katılımcıların çok değerli zamanında, çok değerli fikirlerini bir potada eritme şansına sahip olduk. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok değerli zamanlarını bize verdiler. Ama şunu gördüm konuşmaları izlerken, ya böyle bir ortama, böyle bir komüniteye ne kadar ihtiyacımız varmış. Yani günlük işlerden bağımsız, koşturmacılardan bağımsız, hepimizi yakından ilgilendiren bu konuları serbest, rahat, özgür bir platformda tartışmaya ve birbirimizden yararlanmaya ne kadar ihtiyacımız varmış. Her birimiz bir diğerimizin aklına, fikrine, deneyimine ortak paydamız için ne kadar ihtiyaç duyuyormuşuz. Bunu gördüm ve yakaladım. O yüzden katkılarınıza çok teşekkür ediyorum. Ben burada Güneş'in Victor'dan bir kitap gösterdi. Ben şu kitabı da size göstereceğim. Victor Ananias'ın Yaşam Dönüşümdür kitabı. Bence hem bizim elimizin altında hem de yönetim kurullarının ki değerli dostlarımızın ellerinin altında bulunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum bu. Çünkü bütün mesele buradan başlıyor. Güneş'in gösterdiği kitabı yönelik de bir şey göstermem lazım. Hani yakın planda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama o kitabın Victor'un elinde kaleminden el yazısıyla hazırlamış kopyası var bende. O 100 maddenin yani. Yani olay şöyle başlıyor zaten. Enteresan bir adamdı Victor. Diyor ki birey ve sosyal sorumluluk adımları rehberi diyor. Bakın 25 yıl önce söylüyor bunu. Birey ve sosyal sorumluluk adımları rehberi diyor. İklimler değişse dahi bireysel dönüşüm, refah, esenlik adımları diye bir alt başlık koyuyor. Bakın iklimler değişse bile, yani 2000'li yılların başında bu iklim meselesi ne kadar konuşuluyordu veya ne kadar gündemdeydi bir düşünün. Ve bunu altına açtığı başlıklar da şöyle. Tek tek o 100 adımı nefes alırken, beslenirken, barınırken, ulaşırken, üretirken, sermayemiz zaman derken, başka ne lazım, giyim, süs, bakım vesaire gibi konular, temizlik ve temizlenmede ne anlamalıyız, tatilde ve keyif dinlencede, sonra da niyet ve ifadede diye bu 100 adımı, yani birey ve sosyal sorumluluk adımları anlamında tanımlamış ve en başına da temiz bir sayfada ben bugün başlıyorum. Altına da 100 tane yazmış. Şimdi temel meseleye bakın. Ben bugün temiz bir sayfada başlıyorum meselesinde burayı tetikliyor muyuz, tetikleniyor muyuz? Kendimizden başlayarak. Hangi konuda konfor alanımızı nereye kadar terk etmeye razıyız ve nelerden vazgeçiyoruz meselesine? Şimdi iletişimcilerin rolü her zamankinden çok daha fazla. Bugün de gördük işte. Tetikleyici rolleri var çünkü. Daha önemlisi çarpan etkisi rolü var. Yani bunu topluma nasıl anlatacağız sorusunun cevabı orada burada değil, iletişimcilerde. Dolayısıyla bu meselede önce bir fikrimiz olması lazım, bir eylem planımız olması lazım ve bunu sadece şirkete özel bir fayda getirecek bir alanda değil, sadece yaşadığımız coğrafyaya fayda getirecek bir alanda da değil, küresel ölçekte bu gezegene fayda yaratacak bir alanda olması meselesinin peşinde koşuyoruz yani. Bugünkü konuşmaları bir manifestoya dönüştürebilme konusunda biz Rap Manage'inde bir çalışma yapacağız ve taslağında sizlerle tabii ki paylaşacağız. Sizlerin tekrar ona bir katkınızı isteyeceğiz. Ama ben her zaman olduğu gibi zaman ayırıp geldiniz. Çok değerli katkıları buraya verdiniz. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Ve yine bu yılki destekçilerimiz Allianz Türkiye, Boyner Büyük Mağazacılık, Kale Grubu'na, Panasonic Electronic Works, Yapı Kredi ve Zorlu Grubu'na gerçekten çok teşekkür ediyorum. Samimi desteklerini yıl boyunca arkamızda hissettik. Yani önemli olan da bu zaten. Bu samimiyeti yakalayabilmek ve o samimiyetin şemsiyesi altında özgüvenimizin katsayılarını yükselterekten bu işleri yapabilecek bir noktaya gelmek. Ben Eda'ya teşekkür ediyorum. Bize bu teknik desteği verdi. Şu anda aramızda değil ama bütün bu web çalışmalarımızın
Arka planda Fatih Durmaz var. Ona teşekkür ediyorum buradan. Ve sizlere tekrar teşekkür ederekten güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın, iyi günlerde kalın. Dönüştürülmüş, sürdürülebilir bir dünyada kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.